Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men velah. Ahmed ibn Acibe'nin İkazul Himem fi Şerhil Hikem, Hikmetlerinin şerhinde himmetlerini uygatış nomli eserlerini okuyabımız. Allah iyi eylesin. Ötken seferki hikmette Arih nefseke minet tedbir Fema qame bihi gayruke ank La tekum bihi ente li nefsik. Törtüncü hikmette şunu okuyandık. Manası etkenimizdik. Tedbirini taşlep, tedbirini koydu. Özünge dem bir tedbirini. Rahat bir özünge. Başka sen üçün kıp koygen, senin üstünde senin üçün kıp koygenler seni sen özün üçün, yani özün kılışın doğrumaz kıme koyu. Tedbirden Murat Nümey'de neticeydi. Neticeni kalbde oyla şuna kabul işini isteş. Mesela ben falan iş tıklamam. Elbette falan derse bunu de kalbden Allah'a teyemmezsen ben de o sebebini uz geteyen için tedbir diyemiz. O şahane devam yani. Tedbir mi adam iyi ki lakin mesela tahmin kılsa, rica kılsa bir girecekke bir adam malum narsalarını tahmin kılıp rica kılsa ve o narsalarını men sebebini kilitlemenu Allah subhanahu ve ta'ala'nın özden neticesi buladı inşallah özden netice de kalbi şunge hatırcam olsa o şu adam tedbirini terkiyem olan tedbirini terkiliş amelden tohtaş mesela tedbir bu nümede istilahda tasavvufun istilahı da buyurdu azalarga taallukluymaz belki kalbge taallukluy kalbinde tedbir kımı. Yani gelecekte birer bir sebebini, neticesini kalbin bilen, anık, azim bilen, bunda bulan diyen karar kıma. Belki Allah'ını özge tapşırgın. Sen şu sebeplerini kilitiresen, neticeni Allah'ını özge tapşırırsan, huda etkeni bulan. Tapşırgın yine bilgisini mi? Sen etkendik, bu kasa, havlu kutu etmeysen, anemin kıldım da şunu kaya, değil. Sen etkendik, bu mikasa, şükürlük görüşmeysen, Allah'ın iradesi iken de değilsen. Bilgisi şu. Kimi ki eğer kaysıdır işte mesela davet kıldı. Ya ki mesela dilik talim verdi. Ya ki bir kesbini kıldı. Ya ki bir çareni kurdu. Mesela darını içti. Ya keserli davaladı. Ya ki bir doktorge bağırdı. Ya doktorge bir anı alıp bağırdı. Kaysı bir sebeplerinden kaysı birini kilitirgen bulsa. Hem keyin etse ki şu, bana, biz şu hizmet kılıp bana şu palanca adamı biz alım koyduk bana. Ya ki palanca karını yetiştirip koyduk biz. Ya ki palan fellerini men koyduk ben ruvacını. Ya ki palan afet geliyeti oldu. Men saklayıp koyduk ben adamlarını haktı. O şundan falan işte kılıp. Ya ki palan çi ölediğini diyor. Men kuşak kaldım. Ya ki palan kuşak kaldı şunu keserini devalıp durup. De nisbetini halıktan başka gibi verse. Ya ki uzu kıyam olsa uzu şunlu halıksa kalbinde. Demek o tedbiri kalbide takvamagan. Sebeplerge tayangan halıkını unutgan adam. Halıkını bilse ki, halıkka imanı bilse ki, elhamdülillah Allah-u Teala müyesser kıldı, biz şu koldan kıyan işte kıldık, neticesi bu oldu bana. Bu netice çıkan payda, netice çıkmayan payda ki, şimdi koldan kıyanı kıldık, Allah'ın iradesi nasip bulmadı şimdi. Aceliyet gereken, afat etti, dar kıldık, muhalece kıldık, bulmadı dedi. Cezabeye düşmeydi. Yani ki biz falan falan işlerde kılırdık, çarelerde kılırdık ve yani berber işimiz okşamadı, yeni ne olamaz yeni deyip yine düşkünlük düşmeydi. Demek o şey neticeni kalp bilen kararını bir meslek tedbirini terk kılıştır. Onun bilgisi halıkka taşlayan Allah subhanahu ve ta'ala musabbibge taşlayanın bilgisi neticenin hasıl buluşu kişinin halıkı şike uzun ve özge baha bir işe yapkemeydi. Neticenin oylegendik hasıl bulmasıyla kişinin çüşkünlükke ve bir naumütlükke hakemi. Bu esasen kalbdeki keçedigen halı. Şimdi şuna koyduğundan ki, demek bu nümeden kepçik yaptı ise asli sebebini ve asli kudretini köle alıştan kepçik yaptı. Asli kudret Allah'ın ki, La havle ve la kuvvete illa billah. Kuvvet, yani bir nesnenin icra kılışke küç, havl yani böyle sen hareketlenişin hareketi sadır kılış
adamaqa bada aqı uzgartırış, harekette sadır kılış, yani bir nesani payda kılış ki kuvvet. Fakat Allah subhanahu wa ta'ala bilen gine bu lada Allahsız bu mek. Allah'ın uzuge bağlangan. La havle ve la kuvveti illa billah. Dünyada Allah'ın kuvvetinden başka kuvveti yok. Bizge kuvvet bulup görüyenken şahslerdeki, maddelerdeki kuvvetler Allah subhanahu wa ta'ala'nın öz kuvvetini onlar arkada icra kılışına imaret. Mesela balganı uşa mıhnı kalksanız mıhnı kırgızıyken neresi balga bulur. Lakin balga git biriyken küçük sizi küçük olur. Balganı katta uyurken hem siz, sekund uyurken hem siz. Balganın özünde küçüğü yok. Balga bir katta neresi olasın. Onda zarb hasıl kılıyken, onu mıhtı kakadigen kuvvet veriyken onge insanın kolu böyle. Mesela mıhtın tepesine balganı koyup koyun 5 yıl kakılmaydı mıh. Lekin siz onu uğrasız, sizi zarbiniz bilen kakıladı. Balga ortada vasıta bu bilet. Siz özünüzü küçüğünüzü balga arkalı ürküzesiz mıhka. Sebepler musabbibge nesbeten şunu diye böyle. Sebeplerini Allah Ta'ala yürbüzedi, özünü kuvveti bile. O şu balga hiç ise giremeydi ozu. Kol onu üçlep vurma günce. Kut üçüne kadar sebepler ozu asla hiç ise giremeydi. Madem ki Allah Ta'ala onda tesirini payda kılma günce. O şey tesirini payda kılış, otunu küldürü çıkarış, bıçağını kesi çıkarış. Aynı şu kesiyken payda, aynı küldürüyken payda da Allah Ta'ala'dan onge şu kesiş ve yandırış kuvvetini kip duruşu. Bana şu halk böyle. Allah'ın yaratışı böyle. Şu ala lehul halku vel emr. Haliqü kulli şey, hem yaratış ve emir Allah'ın özge has. Yani ki her bir nesana Allah subhanahu ve ta'ala özü yaratad digen akide, eğer or nesse yukarıdaki kendimizdeki tedbir kalpten çıkıp gitmez. Bu asla akideden kep çıkıp gitmez. Akide düşüncelerden ibaret yine imez. Düşünceler yani Allah ta'ala yaratad de hakikaten digen düşüncenin özü eğer siz duygu yüzge etip varmasa yok, kalbinizge örneşmese yok, şu düşünce boyu kalladıken olsa bir haber sıfatı da, o akideye eylemeken böyle. O kaşa akideye eylemledi, o şey kalbinizge tesir kısa. Hakikatte sebep ne? Özde tesir yok, belki asasi tesir egesi musabbib de şundan hatır cemlik kalbde hasır buluşu, şu akide böyle. Yani şu akide yakışı şekillengen bulsa, keyin tedbir kalpten çıkıp gitti. Mesela kalpte tedbir tutulur. Demek akideden kep çıkarken, tasavvufta şunun için akideye katı itibar kılınır. Tasavvuf, sağlam ahl-ı sünnet ve cemaat akidesinin üstüne kurulur. Hazırda tasavvuf ahirlerinin, tasavvuf ahirleri diyor muyuz? Tasavvuf mensublarının, köplerinin tasavvufta ravnak tapılmayakkeni, tasavvufuna hakikati yetalmayakkenlerinin, ve tasavvufdan netice almayakkenlerinin asasi sebeplerinden biri akideleri şekillenmeli. Bana bu hazırlığa etmeyken gibi arih nefseke minet tedbir aynı akideden gibi çıkardı. Onsuz akide şekillenmeyi durup onu felezen kılmamaydı. O göğün ki kişi aptalda durup kızımıyım ben deyip uzun nişantıraş kurum yerine geldi. Bu kızıydı o. Kaçan onu tanesi salkın yekildiğinde ki salkınlaşadı. Kalbde hem o şey iman akide onlaşmasa o men sababga tayinlayman degan gapingiz tilda qoladi xolos. Qalbga joylashmaydi. Qalbga joylashish uchun qalbda o'sha aqida bo'lib shakllanish kerak. Shakllansagina keyin o'sha aqida bo'lib haqiqiy aqida deb bir natija beradi. Mana shu o'rinda yana bitta aqidaga doir nuqtani aytib qo'yamiz. Aqida dam murod Allohni tasavvur qilish emas. Şunun için Allah Ta'ala'nın sıfatlarını yok ki zatını tasavvur kılış. Yani ki Allah Ta'ala'nın zatını, sıfatını tasavvur kılışken, keyfiyetini tasavvur kılışken, onda uçu gepler akideden de dava kılınsa da akidenin buzuçu ve akideden çalgıtı uçudur. Akideden murad benden kalbi, aklını şekillendirir. Bundan onun hatta hareketleri, ve onun amelleri sağlam sadır buluşu için. Akide bende de amelge netice bilmese, kalbige netice bilmese, o akide olmuyor. Çünkü ki, çünkü bu arada kalas. Demek Allah hemen arsan yaratken deyen söz, o geb boyu kalış kereyemez. Belki haliku kulli şey, Allahu haliku kulli şey. Her bir nesan yaratı uçsuzdur Allah deyen ayeti kerime biz Kur'an'ı okurken biz, şu ne akide bu, Kur'an'ı iman getiriyemiz mi?
Mana şu akide bizge akide buluş gerek. Şu akide eğer kalbimizde olmayan olsa, tedbir kalpten çıkıp gider. Kalbinden tedbirini çıkarıver degeni, akideyini doğrulaval degeni. Bu fazilet emas, belki vacib narsa, öz asli. Fakat bende akidesinin kuvveti kadar onu hasıl kılalım. Şöyle soru buladı ki, hop sebeplerdeki tesir var mı? Sebeplerinin özüden mi? Yani o küç onun özüden mi? Çünkü tabii özüden özü payda bu gelme onda. Yani ki Allah onu hesap koy gelme. Yani ki Allah onu da cari kıladı mı? Üçte kette mezhep var. Tabii onun özünü ki diyen itikad bu felsefelerin ki bu gelme. Hudasızlarının. Yani ot yandırılmış, öz yandırılmış. Hudayla alakası yok. Şimdi otta yandırış kuvvetini Allah sap koyuyken, yaratıyken payette sap koyuyken. Lakin yandırış kuvveti ondan sadır buluyken payette Allah arılaşmıyor. Lakin Allah yaratıyken onda. Diyen itikad bu. Bu mutezilen itikad. Yani sebepteki tesir özüden o, lakin Allah'dan aslı. Otta mesela aynı demde yandır yaptı pahtanı. Aynı demde o şu yanış hadisesini Allah yaratı yaptı mı? Yani ki otunu özüdeki yandırış kuvveti Allah onu yaratken payette hesap koyuyken kudreti hiç kişi yaptı. Değilse Mu'tezile ki yok. Allah yaratken de onunla o şu sıfatını hem veriyor. Yandırış sıfatı. O şu sıfatı hiç kişi yaptı dedi. Aynı demde Allah arkadaşma yaptı dedi. Allah'ın yaratık koyuyken buydu. Aralaşma yaptı dedi. Ehl-i sünnen itikadı yok. Aynı demde yaratı yaptı dedi. Aynı demde alavını Allah yaratı yaptı dedi. Yanlış hadisesini Allah yaratı yaptı. Aynı demde. Ona dedi ki mutezileler aslında sebeplerge Allah subhanahu ve teala o şey bıçakla kesiştiğine balığa ursayız takkitken amaz çıkışını ve hakikaten hemen arsasını hemen arsasındaki o sebeplerini o cahile koyuyan böyle de o cahile gelen arsası dünyada sadır bunu aradı, öz özle. Allah Teala aralaşmaydı, sadır bunu iken payetinde. Yaratıyken payetinde onun o kudretini koşup, yaratıp, sakoyam aradı, içiye. وَمَنْ يَقُلْ بِالْقُوَّةِ الْمُودَعَةِ فَذَاكَ بِدْعِيُّنْ فَلَا تَلْتَفِتِي دِيگن. Şu, özüge kudretini sakoyam deyip kim iki etken olsa, o bid'at duru. Bid'at şudur, onge kukarama gendigin. Şey, mutezilelerine itikad. Ahl-i sünnet itikadı şey, yok, Ahl-i Sünnet dedi ki, yok, Allah Teala onda her sefer yaratadı dedi. O da tanımsız yaratadı dedi. Yaratıp türedi ki onda sebeplik amelge aşırdı. Ona dedi ki, yok, Allah Teala asla koyup koyacağım öyle. Biz ayetemiz ki, mucizeler şeydi. Sen dedi ki, onlar mucizeler o şey, Allah Teala koyup koyacağın sebeplerini vaktince özgertiriş. Dedi. Mesela dedi İbrahim Aleyhisselam ya kulna ya naru kuni bardan ve selamen ala İbrahim. Allah'a ettik ki İbrahim atılgen peyti de o gülhange. Ey ot, ey Allah, ey gülhan. İbrahim'e berden salkınlik ve amanlik ki eylengin. Salkınlik ve amanlik bugün ey ot deyip ettik. Demek dedi aslı ot küydür uçuydu. Allah Teala şunu yer etip koyan diye onu. O sebep özden hasıl, onun kuvveti özden hasıl bulardı şimdi. O da yaratken içi de iyi kuvvet bulur. O şahane Allah-u Teala şu emir bilen ben kıyar. Değil onlar. Biz de demiş ki yok değilmiş. O da aslında ne küydürücülük ne salkınlık hususiyeti bu gelmez. O adette yandırken payette her sefer yandırışı da Allah-u Teala onu yandır deyip duruyordu. Yandırış kuvvetini o şu vakitte yarat deyip duruyordu. İbrahim Aleyhisselam'ı Gülhan'a açışken payetleri de salkınlıkını yarattı ondan. Onun özü de, zatı da ne salkınlık, ne küydürüş kuvveti vardı. Belki adette yandırışını yaratıp durardı. Bu sefer salkınlıkını yarattı ondan. Deyip yetişedi ulamalar. Ama şu manada düşünüledi bazı ayetlerde. Elem tara ennallaha yusebbihu lehu men fis semavati vel ardi vel tayru saffati. Elem tara ennallaha yasjudu lehu başka ayet. Hac suresi de. Ve kesirun minen nas dikilada. O şende yani Allah Teala görmeysen mi Allah Teala'ya tesbih etedi. Osmandagi u osmonlardagi u yerdagi hamma jon zot. Hamma shaxs. Hatto qushlar qanot qoqqan holatlarida. Kullun qad alima salatahu va tasbiha. Har biri o'zining duosi nima yu tasbihi nima biladi.
Nerede ayette secde kıladı Allah Teala'ya hem asmanlarda bu yerdeki meseleler, bu düzler o hemmes. Ve şemsu vel kamer. Ve cibel ve şecer. Hatta darakler, hatta tağlar. Ve devam. Hatta inki hayvanlar hem. Berçe ölmele bürgen canzatlar hem. Ve kethiru minen nes. Adamlarını köp hem. Bana şu secde ve tesbih manalarını bazı ulamalar. Secde indi Allah Teala yöneltirgen yönelişte yürüyüşü. Yani Allah'ın emriyle buysunuş kısablanır. Otta küdürü uçak kıyanı Allah'ın emri bilen o küdürü yekken Allah'ın emriyle buysun yekken bu. Ana şu onun tesbihi bu. Sebebini yüzeye gelişi, sebebinin tesirinin, sebepte yüzeye gelişi, sebebinin tesbihi kısablanır. Dip tefsir kıladılar bazılar. Şimdi şunu diyeyken, bütün kainat Allah Teala'ya tesbih ederken, Allah Teala'ya yöneltirişi bilen, Allah'ın yöneltirişi bilen yönelirken, sen sebepki kul uruşin, ana şu Allah Teala'nın kaza ve kaderini icra kılışke, hükmünü icra kılışke, vasıta buluşundan ibaret. Vasıta buldun mu? Neticesi, seni vasıta kılgenli kuludu. O şenge teşekkürünü, kalbini hatırcam. Netice özümü kulumda deyip, başını ağrıtma kalbini. Natiç kılma diyenler. Yani şimdi olsa bu akide demek müstehkem bugün bulundu şu adamda. İl akide nereden kim çıkardı? Akide kalp gözü açılgenini alameti bulundu. Akide insanın kalbi batın alemini köre aliyekkenini bildir. Akide müstehkem olsa kişi aleminin batınını köre. Batınını körgeni bunu kalbi gözü açılgeni bulundu iman bile. Şimdi şunu körmese ki körmese bütün nigahı, bütün nazarı zahirdeki sebeplerini özüge çekilenedi. Ya'lemûne zahiren minel hayati dünya. Hayatı dünyanın zahirini yine biledi o. Ve hum anil ahireti hum gafilun ahiretten, yani batın alemiden onlar gaflette kala. Şunu diyor ki bu degen ne degen? Bu adam mı? Kalp gözü körme yaptı degen. Mesela bazı adamın siz şunu etsiniz, hazırda İslam akidesini etsiniz, onlar غلط تیره داده دیگه خن خلب دید. من بس اوت خشن یاکسیان یاب تیو دید. اوت تو از دو قوت بار بید. یاکی کن پایت از ده یاره تکنن تصور کلار می. لیکن حقیقت چونکی الله تعالی یاره تر. چونکی هیچ بر نرسه از دو صادر بومی. حتی کت فیزیک عالم‌لر شونه ایتش کن. ماده ن از دو قوت بوم مسکری دیش کن. و الله عالم اینشتین ات کمون. ماده ن از دو مس قوت دیگر. آق است خن خدا قوت بار دیگر. Spinoza şu o şey ilahki iman kentilemen diye. O şey batın ilahki. Onlar maddan yakşı örgün gendirken bilgen ki maddan uz demez gibi diyor. Arkasında kadar kadar küçük var bunun diye. Dinamikini örgünse, bana sen eyleyken, bana sen adama kuvvetken, bana sen partlayken örgünse, örgünün o şey maddanı tahlili zerre zerresi getirip borgen payıttı. Körgen ki o yada enerjiye var koşumca. Közü körmeyken. O şey enerjiye bunu hareketlendiriyor diye. O şey ne mi o şey diye sovat oluyor. O şey ne mi o şey enerjiye? Diyen sorularını koyuşken de o şey aslında ilah o şey buluş gereği. La havle ve la kuvvete illa billah. Çünkü bütün kainattaki hemen maddeni hareketlendirirken küçük bitti küçük. O şey Allah bunu. Allah Teala'nın kudreti bütün varlıkta zerre zerrelerde akıp gelir. Akıp. Elektrik tokı kendi akıp gelse bütün kainat varlıkta Allah'ın kudreti için diye akıp gelir. O şey kuvvetini egesi Allah ikenini ve onu başkarıp türgenini çünkü dünyanın yaratıp koyup çekeye çıkıyor gelmez. Belki o şunu başkarıp türgenini iman kilitiriş vacib olaydı çünkü mene şu Rabbul Alemin degeni olaydı. Ar-Rahmanu alel arşi istevada murat şu. Kainatını başkarıp Allah'ın koluda yani yaratıp teşebbü koyu gelmez. Tınımsız başkarıp türen. Şimdi mene şunu kimi ki bilse bu adam ilimini hakiki cevher geyitken olaydı. O şey katta fizik alımlar geldi. Fakat o fizikten örgülenmez. Asan gene Allah'ın özü haberden o gen olaydı bu. Kimi ki şu akideni bilmese demek o adam ilmi yetişmeyen olaydı. O adam cahil olaydı. En Müslüman adam aklı ve idraki ve tecrübesi onu geyitip barışı ki her bir adam ömür etmeydi. Çünkü şimdi Allah'ın haberi bilen iman getirirse o kişi o adam özünü avunturuyken adam bulmaydı sebepler hakkındaki bu etikad bulan. Belki sebepler hakkındaki hakikatini anlayan bulan o adam. Allah'ın haberine iman getirgen için ve vakiyini, hakikatini, hakiki idrak ete algen için agerçi müşahede kılalmasa hem. Hakiki, hakikatini bağlıca
kabul kılgeni için, o barışa itikat kılgeni için, o adam kalp gözü açan adam oladı, o adam hakiki Müslüman oladı. Yani şu sıfat onunla nakıs olsa ki, onda iman nakıs oladı, onda o adamın kalbindeki nur yetişmeyken oladı onu görüşken. Biz gözümüz bana, bana sen görüşü için yarulik gerekiyor. Kalp gözü görüşü için onu yarulik gerek. Kalp gözü o şey iman nuru bilen, zikir nuru bilen, Allah'ın nuru bilen yarışadı halas. O şey nur bu mesela kalp görmeydi. O fakat maddeni görmedi halas. O şenge indi işare kıladılar. Kengeh 5. hikmette ayetlediler ki, şarih ayetlediler ki, وَلَمَّا كَانَ الْاِهْتِمَاءِ اِنْهِمَاءِ فِي التَّدْبِيرِ وَالْاِخْتِيَارِ يَدُلُّ عَلَى انْطِمَاسِ الْبَصِيرَةِ وَتَرْكُهُمَا اَوْ فِعْلُهُمَا بِاللّٰهِ يَدُلُّ عَلَى فَتْحِ الْبَصِيرَةِ ذَكَرَ عَلَامَةً اَخْرَى اَظْهَرَ وَاَشْهَرْ مِنْهُمَا عَلَى فَتْحِ الْبَصِيرَةِ اَوْ طَمْسِهِمَا اَوْ طَمْسِهَا فَقَالْ Dediler ki, tedbir ve ihtiyar da o kişi, tedbir ve ihtiyarını terk edin dediler aldın gibi. Ne mi uçun diyorsa, netice senin kolun demez, Allah'ın koludur. Allah'ın uzun geteşe. Ben kılaman diyor ki, mertken diye böyle deyip, cazim kovamakın diyorlar. Şimdi o şey tedbirge, yani kalpten o şuna kadar senin cazim kolu alış. Çünkü biriliş. İhtiyar özgü bana sen geleceği de terlep neticeni. Sebepin neticesini uzunca belirleyip, uzunca terlep o şenge mahkem tulu alış. Basire, basar var, basire var. Basar de Arap dili de baştaki kele kuzunun kuruşunu aitir. Kuruş kuvvetini basar diyle. Ce'ale lekumus sem'a vel basar vel abusara. Abusar, basarını köplüge. Basar, yani kele kuzunun kuruşu. Basire, kalbinin kuruşu, batının kuruşu. Akıl, bizde bazıları akıl közü hem deyişedi onu. Yani ki kalp közü hem deydi. O şeyini basire deydi. Basar var, basire var. Basar zahiri görüş, basire batini görüş. Basar zahir nesnelerini görüyordu. Mahsus, kız azalarına enleşilediğin nesnelerini görüyordu. Basire batini nesnelerini görüyordu. Basirenin intimas diyeni tosulgeniden delalet. Neticege, tedbirge, ihtiyarge mükesden ketiş basirenin tosulgenige delalet iken yukarıda etliğin gel. Yani ki vatarkuhuma av fi'luhuma. Yani tedbir ve ihtiyarını bir yolu terk kılış yani ki fi'luhuma billah. Allah bilen o şunu tedbir kılış. Yani geleceği düşünce buladığını umuma oylamasını mümkün. Ben şu işte kılaman neticeni Allah'ın özgü teşhidim oylamayayım ben deyiz. Umuma. Bitti iş. İkincisi oylayasınız. Tahmin kılasınız. Rica kılasınız. Onu belgileyesiniz. Ama inşallah Allah'ın kudreti bilen buladı deyip Allah'a teyengen haletti belgileyesin. O cüzge yok ki sebep kemez. Onun şey ikincisini fi'luhuma billah bula. O ariflerin işi. Bir yolu terk kılışan mümkün. Yani, tedbir hakkında onu oylamasın mümkün. Gelecekteki o netice hakkında. Yok ki neticeni rica kılasız, tahmin kılasız. Allah subhanahu ve ta'ala'nın kudreti teyengen haldi. Birincisi terkuhu. Terk diyen ikincisi fi'lu billah. Allah bilen kılış. Demek o şey terk kılış ya ki Allah'ını özüge teyenip kılıçlık bu sen. Basire yani kalp gözünün açık ikenine delalet kılarken o kişi bana şu ikide alametten hem göre meşhurrak ve zahırrak anıqrak başka bir alametini zikir kıladı. Basirenin açık ya ki yapık ikenine delalet kılıçı yine bitti. Bu kişi nime, misal kendilerini. Etedler ki ictihaduke fîmâ dûmîne lek ve teksîruke fîmâ tulibe mink delîlun alentîmâsil basîrati mink. Senge kefaleti berilgen nersege tırışşin, senden talep kılingen nersede kemçilikke yol koyuşin, sende basirenin yapılgeninin alametidir, delilidir. Delil yani ispat yani. Senden bir nesi talep kılingen. Talep kılingen nersede kemçilik yok yapsın. Tırışma yapsın. Ama senin kefaleti verilgenlerse bak onge tırış yapsın. Eğer şu haletke kıyam bu sen demek kalp gözün yaş görme yaptı. Perde var kalp gözünde. Demek şimdi. Şimdi o şey senin kefaleti verilgenlerse ne yok? Senden talep kılingenlerse ne? Böyle umumi ayet koyabilir. Köprak şarihler bu yerde
senga kafolati berilgan deganda rizqni tushungan. Alloh taolo hamma bandaga rizqini kafolatini bergan. Payg'ambarimiz alayhissalom kelib, Jabroil alayhissalom kelib qalbimga soldi. Hech bir banda rizqini yeb bo'lmay turib dunyodan ketmaydi. Aytiladiki, rizq insonni ajal quvlagandek quvlaydi. Kafolati berilgan, yozib qo'yilgan kafolati berilgan. O'sha kafolati berilgan senga qochsang ham yetib keladigan narsani orqasidan yurib, shunga tirishib, shunga o'zingni urintirib. Ammo senga talab qilingani bor ibodat, ma'rifat. Unda sen qosirlik qilishing, nuqsonga yo'l qo'yishing bu seni qalb ko'zing parda bosganidan olamiz, deyaptilar. Endi o'sha ijtihod va hokazo so'zlarini sharhlaydilar. Qultu al-ijtihadu. Shu yerda bir ta'kidlab qo'ymoqchimiz, biz bu darsni umuman shu kitobni qiroati ahli ilmlar uchun o'zi asli, mutaxassislar uchun asli. Shuning uchun biz kitob o'zi murakkab va saviyasi juda baland yozilgan. Chunki bu katta ma'rifat bilan yozilgan asar, hikmat o'zi katta ma'rifat bilan, sharhi yana undan katta ma'rifat bilan aytilgan. Biz uni agar darajasini tushirib soddalashtirishimiz darajasini tushirishga olib kelsa, unda biz maqsadga erisha olmaymiz. Buni o'zini darajasida sharh qilishimiz kerak. Har bir kitob o'zini darajasida sharh qilinadi. Bu kitoblar ham o'zini darajasida sharh qilinishi kerak. Biz qo'ldan kelgancha sodda qilamiz, lekin kitobni o'zini darajasidan tushirib bo'lmaydi. Unda kitobdan ko'zlangan maqsad hosil bo'lmaydi. Kitobni o'zini darajasida sharhlash kerak har bir kitob. Bu ulamolarning manhajiy qoidalaridan. Shuning uchun biz ko'pincha tafsir ga hadis sharhiga kirishgan paytda kishilarni hadisni, tafsirni yoki Qur'oni Karim ma'nolarini kishilarga taqdim qilishda saviyasini tushirib olishiga qarshimiz. Ko'pincha hadisni sharhlayman, Qur'onning ma'nosini aytaman deb saviyasi tushirib yuboriladi. U asli ko'zlangan maqsad hosil bo'lmaydi. Masalan, deylik, aslida masalan 350 320 voltni siz 50 ga 120 tushirib qo'yasiz. U o'sha haligi natijani bermaydi. Quvvatni bermaydi. Aksincha yomon natija beradiki, 350 deb o'ylagan ekamiz, 50 ekan, buni quvvati deydigan natijani beradi. Har bir kitob, xususan Qur'on sunna, o'zini saviyasida sharhlanishi kerak. Odamlarga oddiylashtiriladi, qo'ldan kelgancha soddalashtiriladi. Lekin ko'zlangan maqsadi, darajasi yo'qotilmasligi kerak. Bu o'ta nozik narsa. Buni hamma ham idrok etmaydi. Hamma ilmiy asarlarda bu shart qo'yilgan. Hidoyani hidoyan darajasida sharhlash kerak. Muxtasarni muxtasarni darajasida sharhlash kerak. Hikmatni hikmat darajasida, oyatni oyat darajasida, sharhni ham o'zining darajasida. Shuning uchun biz ta'kidlab qo'yamizki, bu kitob asli yuqori darajadagi ahli ilmlar uchun. Biz uni soddalashtirib, iloji boricha oddiylashtirib tushunishga harakat qilamiz. Shuning uchun bu ovozni eshitayotganlar bilsinki, talib ilm darajasida o'tirish kerak. Har bir so'zni yozib, fikrlab, o'ziga singdirib borish kerak. Tushunmay qolgan joyini so'rash mumkin, o'z izlanish mumkin, lekin shunchaki eshitib ketmaslik kerak. Yoki bu murakkab ekan deb hasrat qilmaslik kerakki, bu hamma uchun emas o'zi asl. O'z ma'lum daraja uchun. Masalan, maktabni hisobi bilan oladigan bo'lsak, 11 sinfning kitobi. 1 sinf odam 11 sinf kitobini olsa tushunishi qiyin bo'ladi tabiiy. E'tiroz bildirmasin, aqli yetmasin. Qiyinlik qilsa e'tiroz bildirmasin. 10 sinfga tashlab qo'yaversin uni. Ammo kimiki uni tirishib egallayman desa, 1 sinf bo'lsa ham. Qaytib-qaytib eshitib, qaytib-qaytib yodlab o'rgansa inshaalloh oradagi sinflarni oxlab o'tgan bo'ladi. Inshaalloh. Biz o'sha hammasini qo'shib shu 5-6, 7, 8 sinflarni ham qo'shib aytyapmiz o'rtada. Bu kishi to'g'ridan-to'g'ri 11 sinfni gapiryapti. Biz 1 sinfda turib, 11 sinfgacha bo'lgan sinflarni ham aytib o'tib ketyapmizki, 1 sinf odam ham bu 11 sinf kitobini tushunishi uchun. Agar ta'limni mutlaq 11 sinfga o'tadigan bo'lsak, universitetlarni hisobga olmasdan bor shunday deb tushunadigan bo'lsak, bor ta'limni. Ya'ni zohiriy kitoblarda bor ta'lim. الاجتهاد في الشيء استفراغ الجهد والطاقة في طلبه. برنس اجتهاد ديگان اجتهادك فيما ضمن لك ديگان ديگان اجتهاد سوزن ما اجتهاد بنا بس بلامس مجتهد لارنا اجتهاد قلت ديمز اجتهاد اصل ترشش بكشو اشني شرح لابلار لغت ديگان شرح نما ديسي ازاهل لغت ديگان
Nizali lügatta ijtihad degani bir narsani hosil qilishda kuch quvvatni borini sarflash. Borisicha tirishsangiz, biz tilimizda tirishish deymiz. Ha, kuch quvvatni borini sarflashdi, biz nima deymiz? Tirishish deymiz. Shu ishni qilishga tirishdim degani bor kuchimni sarfladim degani bo'ladi. Demak, ijtihad tirishmoq degani. Ya'ni bor kuchni bir narsani hosil qilishda bor kuchni sarflash ijtihad deyiladi. Faqihlarga nisbatan fuqaholarni o'sha Alloh subhanahu va taoloning kalomi, Rasulullohning so'zlaridan, shariatda ahkomlaridan biror masalada Allohning murodini topish uchun bor kuchlarini sarflashlarini ijtihod deyiladi. Ey va taqsiru va taqsiruka fima tuliba minka dedilarmi? Taqsir nima degani desa, bu tafrit va tadyi, bu zoya qilish va kamchilikka yo'l qo'yish degani. Tafriyot kamchilikka yo'l qo'yish. Wal basiratu nazirul qalb kama anna al basar nazirul qalb. Basira deganimiz qalbning ko'zi, qalbning ko'rish quvvati, xuddiki basar qalb tananing ko'rish quvvati bo'lgani kabi. Qalb deb tanani, badanni aytadi, zohiriy badan. Ala tara la tara fal basiratu la tara illa al maani wal basaru la yara illa al mahsusat. Basira ma'nolarni, ya'ni botiniy narsalarni ko'radi. Faqat ammo basar bo'lsa mahsus, ya'ni his a'zolari bilan ko'riladigan narsanigina ko'radi. Ya'ni ko'z bilan ko'radigan narsani ko'radi. Mahsus his a'zo deganda biz tuyg'u ma'nosidagi his emas bu. Balki 5 ta his a'zosi bor-a. Hissiyot emas, balki his a'zolar. Shular nazarda tutiladi. Mahsusat degani ko'z bilan ko'rib, quloq bilan eshitib, qo'l bilan tutsa bo'ladigan narsalarni aytiladi. O'sha narsalarni ko'radi xolos, ko'z, basar. Endi yana basira bilan basarning farqini aytmoqchilar, bir nechta shakllarda. Aw taqulu al-basiratu la tara illa al-latif wal-basaru la yara illa al-kathif. Basira latif, ya'ni nozik narsalarni ko'radi, ammo basar bo'lsa yirik narsalarni ko'radi, zich narsalarni ko'radi. Havoni biz nimaga ko'rmaymiz? Latif bo'lgani uchun, o'ta ham nafis bo'lgani uchun. Devorni nimaga ko'ramiz? Zich bo'lgani uchun. Toshni zich bo'lgani uchun ko'ramiz. Tosh qanday mavjud bo'lsa, qanday u deylik sig'im olayotgan bo'lsa, havo ham shunday sig'im oladi. Shunday joy oladi. Lekin biz uni ko'rmaymiz, o'ta ham nafis bo'lganidan havoni. Toshni zich bo'lgani uchun ko'ramiz. Endi bu yerdagi latifdan murod bu moddiy olamdagi mayin narsalarni emas, bundagi latifdan murod botiniy narsalarni, aql ko'zi bilan ko'riladigan narsalarni, ilmlar, ma'rifatlarni nazarda tutyaptilar. Aw taqulu al-basiratu la tara illa al-qadim wal-basaru la yara illa al-hadis. Yoki aytish mumkinki, basira qadimni, ya'ni azali bo'lgan Alloh subhanahu va taoloni gina ko'radi. Basar bo'lsa hodisni, ya'ni yaratilgan narsalarni gina ko'radi. Ya'ni basira qalb ko'zi yaratuvchini ko'radi. Basar bo'lsa yaralmishlarni ko'radi. Aw taqulu al-basiratu la tara illa al-mukawwin wal-basaru la yara illa al-akwan illa al-kawn. Basira mukawwin, ya'ni yaratuvchi bor qiluvchini ko'radi. Basar bo'lsa borliqlarni ko'radi. Wa idha arada Allahu fathal basirati al-abd أشغله في الظاهر بخدمته وفي الباطن بمحبته فكلما عظمت المحبة في الباطن والخدمة في الظاهر قوي نور البصيرة حتى يستولي على البصر فيغيب نور البصر في نور البصيرة. الله سبحانه وتعالى أجر بربندنين قلب كزن بصيرة سن عطشن إرادة قلسة uni zohirda o'zining xizmati bilan mashg'ul qilib qo'yadi, Allohning xizmati bilan. Allohning xizmati yo'q, Alloh bir narsaga muhtoj emas. Lekin Alloh taoloning istagida harakatlanish Allohning xizmati bo'ladi. Allohning xizmati deganda Alloh taologa bir narsa qilib berish emas, Allohga hech narsa kerak emas. Lekin Allohning xizmati deganda Allohning istagidek harakatlanishda aytiladi. Zohirini Allohning xizmatiga mashg'ul qilib qo'yadi, botinini Allohning muhabbatiga mashg'ul qilib qo'yadi. Qalbda o'sha muhabbat bo'lsa, banda o'zi xizmatdan boshqa narsani qilgisi kelmay qoladi.
Xuddi ki özümüzde münasebetlerde hem bulgen edik. Ustazizge muhabbetiz coş ursa yanından ketkisi kemikti. Neme dese etkenli kıyıskeli orada. Ya ki ateyiz, ya ki anayizge bulgen muhabbetiz coş ursa ateyizi hizmetinden ermesem deyiz. O muhabbetin kim çıkar? Kimi ki Allah-u Teala kalp gözünü açıp koysa ana şunu deyip kalır. Muhabbet kalbi göt oladı. Ve Allah Subhanehu ve Teala'nın hizmetinden başka nersege meşgul bulgisi kemikti. Neme iki kısa Allah Teala'nın iradesi, Allah Teala'nın hakşu için hareketlenedi. Ve Allah Subhanehu ve Teala'ya yakadigen derseler bununla meşgul boştu oyluydu. Başka nesinde oylumu koyuyordu. Ve de hizmetliğe meşgul koyuyordu digende meşgullikten manası ki meşgul el meşgulu la yüşgal diyen kayda var. Meşgul adam, bent adam, yine bent kılın bu muydu ikinci nesilge? El meşgulu la yüşgal. Bent kılın beydi. Siz bir mesela bir nesilge bent bulsayız, ikinci nesilge şugullanamıyorsunuz. Allah'ın hizmetine meşgul koyar dediğini, Allah'ın hizmetinden başka nesilini kim yok koyar. O adamda min, o adamda nefs ketken bulur. Ne başkanın tesiri, ne içki, hakışların tesiri koymaydı. Fakat Allah Subhanehu ve Teala'nın hakışı üçün günü hareketlenediği adam geldi. Allah'ın hizmetine meşgul koyar dediğini şu. Kalp hem muhabbet böyle meşgul olur dediğini, başka muhabbetler onda egelik kılarmaydı kalbke. Başka muhabbetler buladı elbette. Lekin nergi muhabbetini kesalmaydı. Onge tesir ot kesalmaydı. Kimin ki kalbi közü açılsa, o Allah Subhanehu ve Teala'nın muhabbeti bilen kalbi meşgul, azaları Allah Subhanehu ve Teala'nın emri bilen meşgul bu kalet. Kaçan ki kalpte muhabbet küçeyse batında ve zahırda hizmet küçeyse kança küçeyi gene sarı basire kalbinin nuru şunca küçeyi bol. Hatta inki beser, basire beserden galip geledi. Hatta inki közü körüyken nerseden hem kalbi körüyken nerse galip geledi gen bol. Neticede onun beseri basire nuru astıda gayip boladı göğe. فَلَا يَرَى إِلَّا مَا تَرَاهُ الْبَصِيرُ مِنَ الْمَعَانِ الْلَطِيفَ O adamın gözü görüyor ki zahir nesalarda körüldü, itibarı görmeye koyuyordu. Kalp gözü körüken nesalar bile meşgul olup kalıyordu. Latif, nazik manalarını körüldü kalp. O şan bile meşgul olup kalıyordu. Hatta ki gözü hem, besara hem. وَالْاَنْوَارِ الْقَدِيمَةِ yani kadimi nurlar, yani Allah subhanehu ve teala'nın nurları bilen diyor. وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ شَيْخِ شُيُوخِنَا المجذوب شيخ شيوخنا ذا مراد مغربلك عبد الرحمن ابن عياد عبد الرحمن ابن عياد عبد الرحمن المجذوب دي مشهور بوغان هجري 10 عصرده yaşab ötkenler 976 mı 79 mı vefat etken مغرب بوغان مجذوبlardan بوغان juda ko'p so'zlari odamlarning orasida masalga aylanib ketgan Hikmet egesi bugün. O şey kişinin bir beyti var, bir şehri var. Uzun kaside, uzun kasideden bu yüzden hütte beytkildi, ikide beytkildi derler, hütte Mısır'a. Ben şu beytte bu kişi bize eteyken de kadar basirenin nuruda, basarına gayip buluşu ki işare kıyandı. Bu beyt aslında şeyvede eğitildi. O kişi şeyvede eğitildi, köp sözlerim. Gayip et. دي بيتان اذ غيبت غيبت نظري نظري غيبت نظري في نظره وثنيت عن كل فاني حققت ما وجدت غيره ومسيت في الحال هاني بلاش بس اگر اصحابنا ادبيات دي موسي وكدي موسي غيبت نظري في نظره في نظره نظره زميره هاسن وقال انت نظره في نظره ديال في نظره ديال وفنيت دبعت الدنيا عن كل فاني حققت ما وجدت غيره وامسيت في الحال هاني فصحى ديك اقول شنو لكن عاده لحظه ديال كانش غيبت نظري في نظره وفنيت عن كل فاني وحققت ما وجدت غيره ومسيت في الحال هاني يعني
nazarımı onun nazarında gayip kıldım. Nazarım, yani nazarım, görüşüm onu görüşte gayip oldu. Ondan başka nasıl görmek oldu diye. Berçe fanilerden fani oldu. Yani berçe fani nesneler benden gitti. Yani ötkünce nesnelerini bir ortasını menge itibar kamet diye. Baki Allah'ını gördüm. Közüm onge tikildi yu. Kalp közüm yani. Zahiri közüme başka nesneler görmek koydu. Allah'dan başka nesneler. Gayyibet nazari fi nazaru diyen şu. Kalp közüm Allah'ını gördü yu. Zahirdeki közüm basarım hem basirem gördü yu. Basarım hem ondan başkanı körme koydu. Yani közümü körme kaldı işte dediğimiz o biz. Bir adamın kalbine muhabbet cahilense onun közü kör. Başkanı sen körme dediğimiz o. O közü körme kaldı bunun aslında. Buna şişe sen körme koydu onun közü deyip koyamıza. Yani görelim ki közü geçirse körme ki adam gelip kalır. O şundan kalbi köreyken nesinden başkanırsa. Kalbim besirem Allah'ını gördüğü başka nesini körme koydu. Berçe ötkünçe nesiler menden masumam oldu, menden ketti. Ötkünçe nesillerinin bir ortasında itibarı kalmadım ben. Onu körgenimden ki. Hakkaktu, hakkaktu degeni hakikatke ettim ana indi. Çünkü özü aslı la ilahe illallah'ın manası üç derecede ayetledi. La ilahe illallah amma ayetledi sığınıladigen, talpınıladigen, tapınıladigen zat yok Allah'dan başka. La ilahe illallah. Hasar ayetledi ki La ilahe illallah, la mehbube illallah. Allah'dan başka suyukli talpınıladigen zat yok. Kalp talpınıladigen yani. Birincisi tapınıladigen zat yok. İlah yok. Kendisi talpınıladigen zat yok. Sevinladigen, kalp buruladigen. Haslarında hem hasayet dedi ki la, la ilahe illallah, la vücudu. Allah'dan başka özür işlesi yok uzas. Barladığı hemen arası görüyorum ki Allah subhanahu ve teala'nın yaratmışları onlar, onlardaki barlık özünükemez. Aslı bar Allah halası. Bu hemen bar olup durgenlerseler Allah bar kutturgen için bar, özünü barlığı yok. Barlığı müstakilmez. Şunun için görüyorum ki onlar yok diye gel. Dip şunu diye karid. Ana şu hakikat uzas. Aslı işini hakikati mahiyet şu. Çünkü Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam en şairlerini, etken geplerini arasındaki en doğru söz Labid'nin sözü. Ela kullu şeyin ma khalallaha batilu. Allah'dan başka hemen erse batıldır. Degen sözüdür degen. Batıl, hakna aksi. Hak sabit degen. Hak sabit, hakiki mevcut degen. Onun aksi batıl bu. Bu yada batıldan murat ne hak diyenemez. Biz dilimizde geldiği beyhude yayın ki yamanlık manasındaki batılmaz. Batıl hakkın aksi. Hak sabit değil. Hakiki mevcut sabitini hak değil. Aksi batıl bulabilir. Hakiki sabit, hakiki mevcut olmayanlar. Labidin şeri şu. Ela kullu şeyin ma khalallaha batılu. Resulullah der ki aleyhissalatü vesselam şair zata etken sözünün en hakkı şu dediler. Allah'dan başka hemen arsa batıl değil. Yani hakiki sabit mevcut olmaz. Hemesi mecazi ya ki yüzeki varlığı müstakil olmayan var derseler. Hakikat egeleri la ilahe illallah diyenler şu mananı nezarda tutar. Bunu müşahede kılıyken buluyor. Yani şu kişiler aslı vakilikke labid etken hakikatte Resulullah aleyhissalatu vesselam hakiki şairinin en hak yapı yani şair zatının etken en hak yapı şu deyip etkenleri deyip hakikatke hakikatte itibarken buladı müşahede. O şana tahkik değiller. O şana hakikat değiller. Bu kişi hakkaktu degende o şana et yaptı. O şana ala kullu şeyin ma khalallaha batilu degen labidinde sözünü Resulullah hak söz dediler mi? O şana hakikatke itibardım ben deyip. Hakkaktu deyip. Şunu diye bu gendenken itibardenemdenken ma vecettu gıyru yani gayrahu. Allah'dan başkasını tapmadı. O şana hakikatke itken peytimde ala kullu şeyin ma khalallaha batilu Allah'dan başka hemen arsa batil eken deyip bulasak koydu. Allah'dan başkanı tapmadı. وَمْسَيْتُ عَنْ كُلْ فِي الْحَالِ هَالِ أَنَا شُبَيْتَّ مِنْ ساكن خاطر جم كشي قايلن هاني دي أنا أوزا خش وقت كشي قايلن أنا شُبَيْتَّ مِنْ خش وقت بر خاطر جم كشي قايلن أنا شُبَيْتَّ دي عبد الرحمن مجذوبنا شُبَيْتَّ دي حقيقة
keyitken payitleri de etken gepleri elhamdülillah. Etken gepleri ki nazarın onun nazarı da onge nazar kılıçta gayb oldu degen gepleri biz yukarıda etken gepini tasdiki ki bende Allah'ın hizmeti de zahiri berdevam olsa kalbi muhabbeti bilen berdevam olsa bu ziyade bugün ise de besiresi nuru ziyade bulup bana orada kalp gözü açılıp neticede basara ham basiresine tabi olup gidiyor. وَإِذَا أَرَادَ اللّٰهُ خِذْلَانَ عَبْدِهِ أَشْغَلَهُ فِي الظَّاهِرِ بِخِدْمَةِ الْأَكْوَانِ وَفِي الْبَاطِنِ بِمَحَبَّتِهَا Eğer bendeni Allah Ta'ala özüge teşlep koysa, خِذْلَان degen özüge teşlep koyuş, tevfik ne yap koyuş? Tevfik ne mi? خَلْقُ الْقُدْرَةِ لِلْطَاعَ Peki, خَلْقُ الْقُدْرَةِ فِي الْعَبْدِ لِلْطَاعَ Bende Allah'a taat kılışke kudret yaratıp duruş. Yaratıp biriş tevfik deyilir. Aksi özüge teşlep koyuş. O şunu hizlen deyilir. Bazı adam hizlenini hizi deyip düşünmeli. Harlaş deyilir. Hizlen harlaşmaz. Özüge teşlep koyuş. Özüge teşlep koyulurken o adam harlike düşerdi beraber. Lekin hizlendi aslında muradı. Yani hizlen ukubet sıfatı da bendegde harlikini yaratış. Ama hidlen bendeni özüge taşlap koyuş. Sebeplerini özüge kalır. O cümleden çerçeğiydi o adam. Tügeydi o. Bendeni eğer Allah özüge taşlap koyuşunu irade kılsa bendeni yardımsız taşlaş. Hidlen yardımsız taşlap koyuş. Yardımsız taşlap koyuşunu istese eğer onu zahırda varlıkdaki nerseler bile ben koyuyor. Yani onun azaları mevcudat bilen ben duradı. Allah bilen ben. Yani Allah subhanahu ve ta'ala'nın hakışı gemez. Özünün, nefsinin ve başkalarının hakışı gemez. Hizmet kıladı gemi kıladı. Bir benden Allah ta'ala yardımsız taşlaşını iradı kısa. Mehluklarının, mevcudatının yaratı göçünün gemez. Yaratılmışlarının istekleri de hareketten uçup koyadı. Onun hizmetini kılıp bunge yalvarıp bunge tırışıp, bunge tırışıp hali pul tapış getirişip, hali buranın hursan kılış getirişip, hali uzun nefsini kandırış getirişip, meşhur nesara bilen ben duyuyorum. Batınını ise, o şey nerselerinin muhabbeti bilen ben duyuyorum. Nefsini kandırışını payda oladı. Nime bilendir lezzet alıştı payda oladı. Kimidir hursan kılıp, o şey de menfaat tapışını payda oladı. Nimedendir korkup, nimedendir ümit kılıp, o şey varlık degen nerselerge, şahslerge ve türlü ötkünçü nerselerge bağlanıp o şun bilen ben bilen. Muhabbet şun yolun. فَلَا يَزَالُ كَذَٰلِكَ حَتَّى يَنْتَمِسَ نُورُ بَصِيرَتِهِ Bende eğer o şey halette devam ete uğradıken bulsa, barıp barıp basire nuru kalp közü onda yapılır. فَيَسْتَوْلِيَ نُورُ بَصَرِهِ عَلَى نُورِ بَصِيرَتِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا الْحِسِ وَلَا يَخْدُمُ إِلَّا الْحِسِ Neticede o adamın kalbi bu neserini, batıni neserlerini, manalarını körmeyi koyduğundan ki kalp, o adamın besiresi yapılır, fakat gözü kör ediyor mukallat, zahiri. Fakat gözü bilen kör ediyen neserlerde yine işen ediyen, kolu bilen üçler gözü bilen kör ediyen. Hissi, yani o şey zahirde, his azaları bilen tüyle diyen, mevcudatlarga çeklengen, oşundan başka narsalarını körmeydigen, o fakat oşa narsalarının hizmetine bend bulup kalabak. فَيَجْتَهِدُ فِي طَلَبِ مَا هُوَ مَضْمُونٌ مِنَ الرِّزْقِ الْمَقْسُومِ وَيُقَصِّرُ فِي مَا هُوَ مَطْلُوبٌ مِنْهُ مِنَ الْفَرْضِ الْمَحْتُومِ Neticede o adam, o adamya kefaletle verilgen, kısmet kılıp yazıp, koyulgen, bilgiler bilgen rızkını tapışını özüge ben dup kalanım. Misal tarikasına. Ve ondan talep kılıngen, mehtum yani kat'i talep kılıngen farzlarında nüksangı yol koyuş gördü. Bazarga seher çıkıp bamlatke hulap kaladigen adam. Toy bosa irtelep pürüp azanga çıkmaydigen adam. Allah'ın çakır uçusu muazzin çakırgen de uygunmasından burarta özden köresel teparadigen adam çakırsa uygunadigen adam. Kalp gözü yapılgan adam şu adam. O adam o şey dedesinden korkadı mesela. Dedes dur dese duradı. Dedesinin gözü bilen koydu yaptı da onun nazarı göz bilen koydu yaptı da nerselerge çekilen geldi. Ama Rabbi hem onge tur diyeti o da seherde.
Bamdatga chaqirgan paytida. Lekin uni qalb ko'rardi. Uni u ko'zi uni yopilgan edi. O'shaning uchun u Robbining nidosini eshitmaydi, Robbni ko'rmaydi. O'shaning uchun dadasi uyg'otsa uyg'onadi, lekin Robbni chaqirsa azonga as-salatu khayru minan nawm deganda turmaydi. Yo'inki birovning haqqini yeb yuraveradi. Qachonki ishi sudga ochsa, yo'inki bir ko'cha bolalaridan bittasi bilagida quvvati borlardan bittasi yo'inki bir razbo'shi kelib chaqirib haligiga talab qilsa haqqini berishini beradi. U o'sha bitta telefoni bilan uni uyadan baqa suv yuborishi mumkin bo'lgan odamdan qo'rqyapti. Chunki uni ko'ryapti. Uni ko'zi o'shanga cheklangan. Ammo borliqni boshqarib turgan va uni yaratgan va ertaga uni huzuriga borish aniq bo'lgan Alloh aytib turibdi-ku, haqqini ber palonchini deb. Uni ko'rmaydi uni qalbi. Uni qalbi ko'r. Qalb ko'zi yopilganini belgisi shu. Kimiki Allohning haqqini haqida Alloh taoloning talablarida Alloh taoloning buyruqlarida kamchilikka yo'l qo'yib, boshqalarning istak va buyruqlariga chopayotgan bo'lsa, bilinki uning qalbi ko'zi parda bosgan. Agar qalb ko'zi ochilganda edi, birinchi o'rinda Allohning buyruqlarini qilardi, Allohning qaytarig'laridan qaytardi, boshqalarnikini unga tobe bo'lsagina qilardi. Bo'lmasa, unga harakatlanmasdi. Endi bu kishi bu hikmatni bir lafziga chiroyli tahlil qilyaptilar. ولو كان بدل الاجتهاد استغراقا وبدل التقصير تركا لكان بدل الطمس عاما وهو الكفر والعياذ بالله. Aytadilar ki, agar bu kishi hikmatni egalari Ibn Ataullah Sakandari ijtihaduka fi ma dumina lak deganda ijtihaduka tirishing degan deb aytlari, shuni o'rniga istiqroq so'zini ishlatganlaridachi istiqroquka fi ma dumina lak deganlaridachi, ya'ni senga kafolatlab berilgan narsada tirishing deyishni o'rniga senga kafolatda berilgan narsaga g'arq bo'lib mashg'ul bo'lishing deganlarchi. Va taqsiruka fi ma tuliba minka taqsir so'zini o'rniga tark so'zini qo'yib va tarkuka fi ma tuliba minka, ya'ni sendan talab qilingan narsada nuqsonga yo'l qo'yishing, kamchilikka yo'l qo'yishing deyishni o'rnidagi kamchilikda o'rniga tark qilishing deganlarchi. Sendan talab qilingan narsani tark qilishing deganda nima bo'lardi desa, unda javobida dalilun ala intimasi basirat mas. Intimas so'zini o'rniga tomus so'zini o'rniga amani ishlatardilar. Dalilun ala ama basarik. Ya'ni basiratik. Qalb ko'zing parda bosgan mas, qalb ko'zing ko'r bo'lgan deyish kerak ular. Demak, kishi agar Alloh subhanahu va taolo undan talab qilgan narsalarda kamchilikka yo'l qo'yib, Alloh unga kafolatlab bergan narsada tirishayotgan bo'lsa, bu qalb ko'zini parda bosgan alomat. Ammo Alloh talab qilgan narsani mutlaqo tark qilib, kafolat berilgan narsaga mutlaqo cho'ng'ib, undan boshqa narsa bilan mashg'ul bo'lmaydigan bo'lsa, Allohni tark qilgan bo'lsa, mutlaqo unda u qalb ko'zi parda bosgan emas, qalb ko'zi ko'r bo'ladi. U kufr deyiladi. Vala yazu billah, Alloh saqlasin. Shuningdek, ijtihaduka deganlarida, tirishing deganlarida yana bitta nuqta borki, ya'ni tirishishni qoralayaptilar. Ammo sababga urinish, oddiy talab qilishni qoralamayapti. Senga kafolati berilgan narsani talab qilishing, u narsani bajarishing mumkin, ammo u narsaga tirishib zimmaga olishing noto'g'ri demoqchilar. لأن الدنيا كنهر طالون لا ينجو منها إلا من لم يشرب أو اغترف غرفة بيده لا من شرب على قدر عطشه فافهم قاله الشيخ زروق. شيخ زروق كان كلار شعورن ده چونكي دنيا طالوتنين داري أسجي أخشب. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه. Bu ayet uzun hikaye. Aslı Banu İsrail padişahı olmagan. O şey devirde. Yuşa ibn Nun Musa aleyhisselam'dan kengi peygamberini devirler. Parlament bile başkarılgan, meclis bile başkarılgan. Adette padişahlar kumandan buluyor. Padişahlar komandan bo'lgan, askarini boshqargan va hokazo qilgan. Ularga aytish o'sha ularni
düşmanları hücum kılıp özlerini şehirlerden kovup çıkarken paytada ular Banu İsrail gelip açken ki peygamberlerine biz gelip de paşa sayılabilir. O gün bile uruş kılıyorduk. Yani biz can kılalımız. Allah için. Ahlımızı himaye kılalımız ve yurtumuzu himaye kılalımız. O kişi etkilerler ki o sayılayımız. Lakin sizler ki arkaya kaçsaylar ki. Ya arkaya kaçmamız Allah'a kasam. Ki Allah Ta'ala o kişiye vahiy kıladı. Talut'unu sayılayıp. Talut cüssedar, bakıvat ve o da cengavar adam bu. وَزَادَهُ بَسْتَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ İlim ve cisimde Allah onun kemiklikini ziyade kılıp birgen idi. Yani cüssesi cüde bekuvat kette ve ilim diyende bu yerde harbi ilim metken. Şundan bilmemiz ki Kur'an-ı Kerim ilim mi? Dünyavi dini de becetmeydi. Dünyaya taallukluyu hem ilim, ahirette taallukluyu hem ilim örgenli olurdu. Hemesi ilim değil. Kur'an-ı Kerim'in istilahı da dünyavi dini ilim diyen düşünce yok. Uhrevi, dünyevi ilim var. Lakin dini ilim, onu hem bunu hem özüçüge alışı mümkün. Çünkü dünyevilerini, bazılarını büyürüşü mümkün özüçüge alması hem. Öşedeki ilim, harbi ilim. Bu Talut'tu, Talut'ki birilgen ilim. Talut, ben Osrail'in topluyordu, 80 binte deyilgen bir tefsirde. 80 binte koşun yığıldı deyildi. Kim o, yürüş kıladı, ona yolda arası şankaydı. Şunda Urdun deryasından uçuşan. Urdun deryasından uçuyken peyde de Talut ayetedi ki Allah Ta'ala sizlerin sizi neydi? Allah sizlerin sizi neydi? Bir derya bunlar. Hazır hemen çanka gel, açka gel. Sabriyle sizi neydi sadece? Bu cenge kette adetmez. Esasen sabır ve metanet gerek. Şu anhardan otemiz içiş mümkünmez. Kim onu çanka genç, çanka kan günce mezakını bitirse o bizdenmez kaladı, ötküzülmeydi. Ama gurfeten bir yedi, kolu bilen bir havuz asamayla kim ki? Ya umma içmesin, içe diken bulsa şu ölme güdük kolu da bir havuz asamayla. De çünkü izin verildi. Ki deryadan uçuşken de 80 bin kişiden 4 bin kişi kaldı. 76 bin kişi içi vardı. Ve şeribu minhu illa kalil yani şu. Ular az genesinden başka hepsi içi vardı. Kogalları ki ruhsat demeydi. Bu katil aslında yıkıldıydı diye. Ki işte 4 bin kişi bile ular düşmenden Calut'tan, Calut'u üstünden galiba kazanışlardı. Halbuki ular asçılığı buladı. Calut koşunu kette buladı. Ama sabırlı koşun bugünü uçun galiba kazanır. O işte sabırsız koşun, sabırsız adam bu yolda. Şu ağır halatlarda sabırsız adamın yanınızda bu megani yaşayken de bugünden göre. O sabırlı diye arkaya tartarken de. Eğer o şey 76 bin kişi varken de ona birinci olup kaç verirdi de oruçtan. Ama törmeyen var o. Bizden kaçışımız gereken deyip kalır. O şey yaraksız adamların çüş koyanı yaşayken. Yaralı adamların uzun sarılengen adamlar bugünü yaşayken. Bilmez o kavunun uğruldu ki böyle dediğim. O şey bana şu itibarda Talut etken ki ana şikayeti. Ne demek? Bir havuç içseler mi? Yok içmeyeler. İçseler bir havuç mi? Kimi ki içse ondan köp, çankağını kondurgunca içse o bizdenmez kaladı. Dünya ham dediler. Dünya nimetleri demek ki. Dünya diyen de bu hayat bilen dünyanın farkına barış gerek. Hayat yamanlanmaydı. Tergip kılınmadı ve hayatka kast kılış günah kebir uzun olur hemen de size. Hayat bilen dünyanın farkı var. Biz hayatı yaş görüş gibi yürülgenmiz. Hayatı saklaş gibi yürülgenmiz. Dünyadan soğutuş manasında yapırılgen de dünya nimetlerini yaş görüş ettiler. İşini, içini, uykuruşunu, meşneseler. Nimel kadar ege buluşunu. Şu nerselerini muhabbetten kaytarlardı. Yaşaş denmez. Yaşaş seviliş gerek, yaşaşını yaş görüş gerek. Şu için hayat bilen dünyanın bu istilahlarda acet varış gerek. Yani hayatını yaş görüşge buyurulgenimiz ve hayatını saklaşge buyurulgenimiz. Bıra onu kendine hem özümüz kine. Ama bu dünyanı yaman kör, dünyaya köyünü bilmediğin de bu nimetlerge köyünü bağlaştı ayetemiz. O şu derslerge bağlanmasın diyemiz. Ne demek ediyse o şu derslerge bağlanıştan musibet gibi çıkardı. Akevkenin vuruşu şundan, ütelaşı şundan, kaynabilen kelinin vuruşu yem şundan, bitti memleket, ikinci memleket ki yürüş kılışı yem şundan.
minglab qatag'onlar, minglab zulmlar hammasi shundan ne'matni yaxshi ko'rishdi. Qaysidir kursini yaxshi ko'radi, yoki qaysidir yemoqni yaxshi ko'radi, qaysidir yerni yaxshi ko'radi, qaysidir tillarni yaxshi ko'radi. Shundan. Mana shu insoniyatga shu musibat, shu muhabbatdan kelgani uchun bundan qaytariladi. Hamma ofat, hamma xatoni boshi shu dunyoni ne'matiga muhabbat qo'yishdan kelib chiqadi. A, dunyo deganda shuni aytibdilar. Dunyo Tolutni anhoriga, Tolutni daryosiga o'xshaydi. Undan o'sha o'lmagudek bir havuç olganda o'tib ketib bor. Shunda salomat qolasan. Agar yotib olib ichadigan bo'lsang, halok bo'lasan. Qolasan o'sha anhorda oldin. Manzilga yeta olmaysan. Shunda deyaptilar. Ya'ni dunyo Tolutni daryosiga o'xshaydi. Undan umuman ichmagan odam yoki qo'li bilan bir havuç olib shu bilan kifoyalangan odamgina najot topadi. Ammo chanqaganini borini qondirib ichaman degan odam najot topmaydi. Ya'ni dunyoning ne'matidan hammasidan, lazzatidan hammasidan to'la foydalanaman deb uringan odam oxiratga salomat yetib bora olmaydi. Yana Abu al-Hasan roziyallohu anhu yana shozili aytgan ekanlarki, "Al-basiratu kal-basar, adna shay'in yaqa'u fihi yamna'u an-nazar va in lam yantahi ila al-amal." Basira ham, qalb ko'zi ham boshning ko'ziga o'xshaydi. Ozgina bir narsa tushsa unga halaqit qiladi. Agar chuqur qilib qo'ymasa ham. Qala qiladi. Ko'zingizga agar bir g'ubor, zarra g'ubor tushsa, ko'rishni o'zgartiradi. Qala qiladi. Agar chuqur qilmasa ham. O'ta ingichka bir o'ta ham nozik bir xashakni ko'zingizga qo'ying, yaxshi ko'ra olmay qolasiz. Qalb ko'zi ham shunaqa daqiq bo'ladi. O'ta bir ozgina kasallik yetishi bilan qalbga, ozgina xalal yetishi bilan qalbga ko'rish pasayishni boshlaydi. Fal-khatratu min ash-shay'i tushawwishu an-nazar va tukaddiru al-fikra wal-iradatu lahu tadhhabu bil-khayri ra'san wal-'amalu bihi yudhhibu 'an sahibihi sahman min al-islam fi ma huwa fihi wa ya'ti bi-diddi fa idha istamarra 'ala ash-shar tafallata minhu al-islam. Shuning uchun o'sha ko'zingizga zarra bir narsa, zirabcha yoki bir zarra bir g'ubor chang tegsa ko'rishni xira qilgani kabi qalbni ham botiniy ana shunday zararlar darov ko'rishni yo'qotadi. Fal xotiratu degan xayolga bir kelgan narsa, agar kelgan narsa bir yomonlik fikri bir kelib ketsa, bir gunoh fikr kelib ketsa, hali qilganingiz yo'q, qilishni iroda ham qilganingiz yo'q, qalbingizga bir kelib ketdi yomon o'y, bir gunohni qilish fikri bir kelib ketdi, shuni o'zi nazarni, qalb ko'zini ko'rishini xiralashtirishni boshlaydi. Bir kelib ketishini o'zi lip etib yonib o'tib ketdi, shuni o'zi qalb ko'zini xiralashtiradi, shuni o'zi va fikrini kirlashtiradi. Endi o'sha narsani, o'sha yomon ishni bir o'tib ketsa xotir deymiz. O'zi hajis deyiladi. Bir o'tib ketsa hajis deyiladi. Ikkinchi marta kelsa, uchinchi marta xotir deyiladi. O'rnab kishi ichida shu narsani o'ylasa hadisun nafs deyiladi. Ya'ni nafsning so'zi, ya'ni ichki istak degan ma'noda. Endi qilishga kishi azm qilsa uni iroda deymiz. Azm deyiladi. Bu kishi aytibdiki, birinchi lip etib kelib ketgani bor-ku, shuni o'zi xira qiladi. Endi takrorlansa-chi? Borib-borib hadisun nafsga aylanib, borib-borib o'sha narsani qilish istagi tug'ursa-chi, o'sha gunohni qilish. U iroda paydo bo'lsa, agar yaxshilikni qalbdan ketkazib bo'ladi u. Yomonlikni iroda qilishni o'zi qalbdan yomon yaxshilikni ketkazib qo'yadi. Hal qilmay turib. Endi uni qilsa-chi, bajarsa, bajarsa kishini islomidan bir parcha ketgan bo'ladi. Yomonlikni o'yi bir kelib ketsa qalbga xiralik. Takrorlanib o'sha yomonlikni qilish istagi qalbdan qo'zg'alsa, qalbdan yaxshilik ketgan bo'ladi o'sha paytda. Endi o'sha qo'zg'alish iroda kuchga kirib amalga oshsa o'sha yomon ish, u odam islomidan, dinidan bir parchani yo'qotgan bo'ladi. Endi kishini vujudida turgan islomdan bir parcha ketsa, o'rniga uni aks keladi. Kufrdan nasiba keladi. Endi agar o'sha holatda yomonlikni davom etaversa-chi, tafallata minhu, undan islom tamom ketib bitadi.
فإذا انتهى إلى الوقيعة في الأمة وموالاة الظلمة حبا في الجاه والمنزلة وحبا للدنيا على الآخرة فقد تفلت منها منه الإسلام كله. إن أجر كشاء شو يمالك ده دوام يتبر أمتك برزيان كل تردين حالة يتك مسجش يعني كي منسبنا مرتبنا يحشكر جندن ظالملر جي يوم باشش كي يتك مسجش آخرتن دنيانو استون كي جندن أنا شن دي بر يوم باش يمالك كي يتك مسجش أوندا و آدم ده إسلام تمامي كتب بيتك مولد مسلمان شلي قامة جامد أوندا دين قامة يدود دين لرشازلي ولا يغرنك ما توسم به ظاهرا ظاهرده مسلمان بولب كورنيكاني مسلمانچه سورته تورگاني سين алдап қоймасын адам ислам кеткен бола فانه لا روح له نما گادسين اون ظاهرده اسلام بار روحو يوق اسلام روحو يوق اوندا اسلام روحو گاندا اونقا يوز انسانگا айланган болмасту اذ الاسلام حب الله وحب الصالحين من عباده چونكي حقيقي اسلام Allah'ını yaxşı görüşdür. Allah'ın bəndələri arasında yaxşılarını, salihlərini yaxşı görüşdür. Yomallarını yaxşı görüşməz. Kimi ki, yomallarını yaxşı görüşkə ötdü mü, onda İslam qama gəm olur. Deyib ayət edilər. Mənə bu yəndə hikmətdə yenə bir şəxsə ayətlədi ki, əndi o şey kişi ictihad qıməsin deyəbdə, yəni sizgə kəfaləti verilgənlərsə də ictihad qılışın, Senden talep kılınken dersede kemçilik yol koyup duruşayım. Bu kalp gözlüğünü perde baskanından dalalet diye tuttular. O şendeki tırışış alametleri ne de görünmedi. Ben hakim açtım çünkü ya ben ona tırışma yapıp ben hemen kocaydı. Kemçilik kemur koymuyor ben ibadetlerde. Deyip hakim bu dava kılışım mümkün. Ben özümge kefaleti verilgen rızkta yayın ki şu sebeplerinin neticesi de. Ben iştahat kılıkkenim yok, özüm uğruntulıkkenim yok. Deyip her kim dava kılışı mümkün. O şey davanın rast yalganlığını kaydan bilsek buladı. Peki biz özümüz, her birimiz özümüzge karar. Biz de şu sıfat kalp gözü körlüğü yani ki perde baskanlığı sıfatı var mı yok mu? Kaydan bilsek buladı. Bunu alamet etediler. Etediler ki o şey kefaletlenen nersede tırışış az hikmette kaytarılırken sıfat. Bunun alameti şu üçte nerse buladı. Qoldan ketgan narsaga ta'assuf qilish, afsuslanish. Sababni keltirdingiz, natija siz aytgandek bo'lmadi. Shunga nadomat qilish, demak siz hali qalbingizda hali ijtihod bor, o'sha narsaga tirishish bor hali. Qalb ko'zida parda bor. Birinchisi, demak, qo'ldan ketgan narsaga dunyodan, dunyo ne'matlaridan biror narsa qo'lidan ketsa, shunga agar kishi afsusga tushsa Demek onun kalbi perde basken, kalp gözü. İkinci alameti, o şey neresine hasıl kılıçtı, dünyanın rızkını, yani ki sebebinin neticesini hasıl kılıçtı. Takvanın keçiş. Kişi eğer sebepten de bizden tırışlı kılıçımız gerek deyip durup, ruhsat verilmeyen nerseler gel, kol olsa, yani ki tırışçılığı da takvadan çekinse eğer, demek bu adamın kalp gözü de perde var. Kalp gözü açılmaz. Yani akidesi bütünmez. Üçüncüsü, sebeplerini kollaştı, buyurulgen hukuklarını raya kımasdik. Yani sebeplerde kendi münasebette buluş buyurulgen. O şeyin adabını geliştirmezdik. Yani gaflette kalış. Sebeplerini işletişteki, sebeplerdeki hukuklarını bilmezdik. O şeyin arasında gafil kalış. Kimdeki eğer bana şu bulsa demek onu yiyem kalp gözü açılmaz. Kalp gözü de perde var. Aksi aksince bu ne elbette? Bunu aksi. Kanak oladı onda. Hasıl bugün nerseden razı buluş. Afsuslanışmaz. Neticede. Ve neticeni talep kılıçta sebebini kullanışta takvanı üçleştik. Ve sebeplerini adabını saklaştık. Adabını sakla sebeple adabı diyenin yani Halal kılıngan şekilde işletersiniz ve onu getirebilirsiniz. Sebebinin adabı şu. Sebebinin kollaşının adabı şu. İsraf kılmıyorsunuz mesela. Ve o şeyin arasında sebebinin uzun getirebilirsiniz. Kudretini Allah'dan bilirsiniz. Dar işi yapsın. Sebebini kollayabilirsiniz. Adabı şu ki şu darı sebep şifanı Allah'a verebilir. Sebebinin uzun getirebilirsiniz.
ve onu israf qilmaslik ve onu halolini ishlatish. Mana shu narsani kimki rioya qilsa, demak o kishi qalb ko'zi ochiq bo'ladi. Endi mana shu hikmatni biz hozir mana shaxs darajasida ko'ryapmiz. Har bir shaxs o'zim darajasida ko'radi. Endi shuni jamiyat darajasida ham ko'rsa ular. Ya'ni butun jamiyat shu sifat bilan sifatlangan bo'lsa-chi? Ashobi kiromni jamiyatiga o'xshab. To'l qo'l boqib yurgan sahroviy odamlar yegani xurmosi yo'q, ochligidan oylab ovqatga qozon osonmay yurgan. Bitta latani belni ostiga, bitta latani belni tepasiga o'rab shu bilan yashab yurgan odamlar. Qurol yaroqlari hamin qadar bo'lgan odamlar oz yillarda dunyoni yetakchi qomiga aylanib qolishdi-yu. Nima bilan? Ayni mana shu sifat bilan. Faqat shu aytilayotgan aqida va amalni ular shaxslar darajasida hamda jamiyat darajasida o'zlarining jamiyatlari darajasida tatbiq qilganlar. Natijada o'sha jamiyat o'shanda yutuqlarga erishgan. Dunyo ham kelgan, oxirat ham hosil qilingan. Endi bu yerda o'sha bu ijtihaduka fi madumina laksinga kafolati berilgan degan narsada ko'p shorihlar, xususan bu muallif ham Ibn Ajiba ham rizq deb shuni izohlayaptilar. Sendan talab qilingan degan narsada u farz, vojib, mustahab amallar deb aytayaptilar. Sendan talab qilingan narsalarda kamchilik yo'l qo'yishing, ya'ni farz, vojiblarda kamchilik yo'l qo'yishing. Senga kafolati berilgan narsada tirishishing, ya'ni rizqqa tirishishing. Hani rizqqa tirishib ibodatni tark qilishing degan qisqartganda. Tirikchilikka berilib Allohning ibodatini tark qilishing qalb ko'zing ko'rligidan yopilganidan, parda bosganidan deyaptilar. Bu rizqqa berilib deganda siz o'ylamangki, masalan o'sha mardikor bo'lib yoki oddiy ishda ishlagandan vaqt yetmagandan deb o'ylamang. U ham kiradi, faqat. Faqat u emas, lekin undan u ham kiradi, undan tashqari masalan kishi boy bo'lishi mumkin, boyligidan band bo'lib qoladi. Ish kattayganidan band bo'lib qoladi. O'shun bilan band bo'lib, ish bilan. İşi kattayib, masalan, ba'zi odam mansabi kattayib ketadi, ba'zi odam ish kattayib ketadi, boylik kattayib ketadi, faoliyat kengayib ketadi. O'shan bilan band bo'lib Allohning ibodatidan to'silishi bandani. Bu yerda tirishish deganda faqat hali topolmayotgan odamni tirishishini tushunmang. Balki topib, ko'payib ketganidan yana ham ko'p tirishayotganlar bor. O'zi odamning puli ko'paygan sari topishga rag'bat kuchayaveradi. O'sha egallagan ma'lum mansabiyu egallagan bir o'zini boyligi mavqelarini saqlab qolish uchun yoki o'stirish uchun shu bilan band bo'lib ibodatga ulgumay qolish ham qalb ko'zini pardasi bosilgan. Endi shu hikmatni biz oldingiga bog'lasak, bu shartdagi aytilgandan tashqari gapdi. Shartda bu kishi kafolati berilgan narsa rizq. Sendan talab qilingan narsa nima? Ibodat deb aytdilar. Bu hamma shorihlar aytgan gap. Bu albatta birinchi ma'no. Lekin ikkinchi ma'no oldingi ma'noga bog'lasak-chi, oldingi hikmatga arih nafsaka minat tadbir. Nafsingni o'zingni tadbirdan xalos qil deganlarida tadbir nima edi? Natijani qaror qilish, qarorini berish edi. Fama qama bihi g'ayruka ank, seni o'rningga boshqasi qilib qo'ygan ish la taqum bihi anta li nafsik. Boshqa qilib qo'ygan ishni o'zing uchun yana qilib o'tirma degan hikmatlarni oladigan bo'lsak, fama qoma bihi g'ayruk, boshqasi senga qilib qo'ygan narsa deganda nima aytdilar? Natija, Alloh bitgan taqdir. Ammo tadbir nima edi? Qarorini berish natijani. Shunga bog'laydigan bo'lsak, bandadan talab qilingan narsa sababni keltirish, natijani Allohga tashlash. Shunda ijtihaduka fi madumina lakta, senga kafolati berilgan narsa deganda natijani tushunishimiz mumkin. Bu rizqqa cheklanmaydi. Bundan ma'no rizqqa cheklanmaydi. Har bir amalga bog'lanadi, ta'limga. Har bir amalingiz borki, sababni keltirdingiz, natijasi bor. O'shanda sizdan talab qilingan narsa fi ma'tuli balak ham bandadan sabab talab qilingan. Nimaga? Chunki Allohning kavniy hukmiga bo'ysunish bu. Kavniy hukmiga bo'ysunish. Bandadan sabab talab qilingan, sababni talab qilishda agar kishi taqsirga yo'l qo'ysa, sababni keltirishda bu ham qalb ko'zi ko'rligidan, ya'ni haqiqatni ko'rmayotgandan, Allohni sababiyat qonunini yaxshi bilmayotgandan bo'ladi. Yoyinki natijaga boshqa turish ham
kalp gözü yaxşı görməyəkən də bolar. Şunda düşünsə həm bolar bu bu hikmət. Yəni ikiləsini bir-birə bağlamasdan. İctihaduka fi ma dumina lak. Yəni nəticəni yuxarıdakı hikmətdən nə idi? Ma qama bihi ghayruka ank. Yəni ijtihaduka fi ma dumina lak. İctihaduka fi ma qama bihi ghayruka ank. Onun hikmətindən izahlaşmış mümkün. Yəni Allah Taala sen üçün qıpılğan nəsəyə sen özünü unutmadı yudumu? Oşanga urunışın. Diyet. Ve taksiruka fima tuliba mink. Senden talep kılıngan narsada kemşilik yol koyuşun degeni. Yani sen senden sebep alamayacaksan sebep talep kılın yaptı. Tecrid götmaksızsan, sebep terk maksızsan. Onda hem sen kalbin gözü körü bugün burad. Bunda hem kalbin gözü körü. Yani ki perde basken burada. De izahlaşan mümkün. Yani aldığın hikmetlerle bağlayan halette şunu düşünüş hem mümkün. Yani İctihaduka fi ma dumina lak degan ijtihaduka fi ma qama bihi ghayruka ank yani tadbir yani o'sha ijtihod qilishing natijani o'zim chiqaraman deb urinishing Allohga tashlamasdan o'zim chiqaraman deb urinishing bu qalbingning ko'zi ko'rligidan Alloh beradi uni demoqchi yoki va taqsiruka fi ma tuliba minka iradatuka at-tajrid fi al-asbab ha iradatuka at-tajrid iradatuka ma'a iqomati llahi yakfi fi al-asbab Allah seni sebeplerine koyduğun halette tecridini isteşin diyorlar. Şehavetten diyorlar. Yani fîmâ tulübemin senden talep kılın gene de sebeplerini kildiriş. Bu nasıllarda taksirge yol koyuşun sebebini kildirişte hem. Yani senin tecridine erişmeyi durup. Bu hem kalbini gözü körlü giden. Yani sebebiyet alamını kalbin yaş görmeyekkeninden düşünmeyekkeninden buladır. Bunu ne düşünürse hem bulur. Allah-u Alem. Yani bu yerde demek kişi tilişlik kısmını kılmasın mı? Kısa kan diye kısın diye sorma. Ha, bana şu yerde bize şeriatı kaidesi. Ben de tilişlik kısın. Sebeplerle bu yerdeki asası yerlerse kalp işi. Kalbiniz o şey derslerle bağlanmaz. Tilişlik geçip getirsiniz. Allah'ın emrini beceriş için. Halal kasıp kılış için. Mehnet kılış. Lekin netice Allah'ın uzge teşteken halde. Şu İmam-ı Tabarani Mu'cem'de Ka'b ibn Ucra'dan rivayet kılgen hadisi şerifte Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bir tuda sahabeler bilen çıktılar. Bir kişini görüştü. Cüda mehnetkeş adam iken o şu kaysıdır bir kasıptı işleydi. O şu o adam mı o şu özünün kasıbı da yanıp işleyikkenini bar kuvveti bilen cüda metanet bilen işleyikkenini görüp ashablar ettiler ki bazıları birileri etti ki kanı indi Vay ha ha dediler. Bu haliga vay bolsun. Qani endi şu mehnatni Allah'ın yolunda qısaydı bu. Pisabilillah Allah'ın yolunda qısaydı şu mehnatlarını. Qani endi bu. Şunda qısa. Bu tirishlikka şunaqa mehnat qilyotdi. Deb gapirdi bittalar. Şunda Rasul Akram aleyhissalatu vesselam ki qaytardılar bu gapni. Aytdılar ki agar dediler. In kana huwa yas'a fi waladin lahu sigaran fa huwa fi sabilillah. Agar bu gödek bolalarını boqish uchun shu mehnat qilayotgan bo'lsa, u fi sabilillah Allohning yo'lida u dedilar. Agar qari ikki ota-onasi bo'lsa, qari ota-onasiga qarash uchun shu mehnat qilayotgan bo'lsa, Allohning yo'lida bu dedilar. Fi sabilillah desa sizlar faqat g'azot tushunmaysizlar. Yo'q, bu hozir tirishlik qilayotgan bo'lsa, ota-onasini boqish uchun u ham Allohning yo'lida u. Agar o'zini nafsini tamadan to'sish uchun o'zini nafsini va ahllarini haloldan boqish uchun mehnat qilayotgan bo'lsa, mana shu mehnatni Allohning yo'lida u. Ammo va in kana yas'a takatafahuran aw takasuran. Faxrlanish uchun kimlardandir ustun bo'lish uchun yoki pul ko'paytirish uchun bosish uchun shu mehnat qilayotgan bo'lsa, fa huwa fi sabilish shayton. O'shanda u shayton yo'lida. Demak, topilayotgan molni katta ko'pligi, qilayotgan mehnatni oz ko'pligida emas gap. Belki kalbinin halatıdır. Kalp birinci bölüm. Allah subhanehu ve ta'ala'nı özüge teyensin. Emelide. Ve Allah ta'ala'nı hakşını beceriş için işlesin. Tirişçilikine bir şey koşmasın. Yani bu aslında ne bilen buladı? Kalpteki akidenin doğrulanışı bilen buladı. Niyet şu bilen doğrulanır. Niyet degen de öyle koşmaz mı? Niyet sizge bedeyken Türkiye o akide aslında. Demek kişi halal kasıp kılıçtan murat bir kişi pul topu yaptı. Adamlarla yakışlık kılaman şu bilen deyse o şu adam pise bilirler. Hasan ibn Ebu Sinan aleyhi rahman uluğ tabiyelerden ayterkenler ki kette şeker buruş bugünler. Ayterkenler ki
Eğer beşara ve kembeğaller bulmaganda ben ticaret kılmazdım diyor. Ticaretten niyet şu eken. Her yılı topkenlerini bir yıl topup hamasını bir olup yanar. Yani gittik şu başlarken. Her yıl. Topken paydalarından ailesi yeterli az günah kalarken de koyar hamasını bir olup yanar her yıl. Yani işini başından birinci sermaya göre şurup başlarken. Kettetirse hem buladı. Kettetirse halamayken çünkü o onlarını meşgul kıladı. Bitti dükkanı iki takısız, bir saat on iki saat vakit getirdi ki. Üç takısız, üç saat vakit getirdi. O şunu istemeyken. Özünü ibadetten çalıdırmayken, halette sermayenin üşeyken. O ahlige ağabeyken de koyan hemen beri uğruyor. Ana şunu Kur'an-ı Kerim ayet dedi ki, fi buyutin edine Allah en turfa'a. Allah'ın beytleri, mescitlerine ayet dedi. O şu beytler ki, o şu beytlerde Allah o şu beyt uylarının kütarlışını izin belgen. Yani belen kılıçlı izin belgen. Ve onda Allah'ın ismi zikir kılınışı izin belgen. Allah'ın zikri ismi zikir kılınadı o şu şeylerde. Ya mescitte etmek için. O şu yerlerde tesbih ayet edip ibadet kıladı. Yusebbihu fiha bil guduvi vel asali rical. İrteyü kiş o yerde namaz okup ibadet kıladı bazı bir kişiler. Kimler onlar? Ricaller. Onlar kandı ricaller, kandı kişiler onlar. Kandı erler. Bizi mümtaz edebiyatımızda erenler deyip koyar. İranlar. Şimdi mertler yani. Şimdi mertler ki ticaret ve aldısatlı onlarını Allah'ın zikriden, namazını eda kılıçtan, zekatını verişten tosmaydı, çalgıtmaydı. يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ ف۪يهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارِ Kalpler ve gözler aslan üstün bulup getirdiğin gün var kıyamet günü. O şekilden korkuşsun. O şekilden korkuşsun. Şu yerde ayet-i kerimede rical diyen. Rical, ruculet, erkeklik, mertlik. Bu ayollik ne aksindeki sıfetmez. Bizde cins manası da madenler manası diye erkeklik cinsi ve ayollik cinsi Arap türüde zekar ve unsa deyip etelen. Yani unsanın mukabili, ayol cinsinin mukabili zekar buladı, racul bulmaydı. Ruculet bulmaydı. Belki zekar buladı. وَمَا خَلَقَ الزَّكَرَ وَالْاُنْسَ Cinske nisbeten zekar ve unsa işleydi. Unuset ve zükure işleydi. Ama ruculet ki, ruculet ayolda hem oluşu mümkün. Ruculet bu ahlak sıfatlar buladı. Ricallik cinske dairmez. O cünü köprü olsa, yelkes kettara olsa, boyu uzunra olsa rical bulmaydı o. Ricallik en boy, saç sakal, teri, azab bilen şekillenmeydi ricallik. Ricallik ahlak ve sıfatlar bilen şekillenen. Ricallik bu hakiki merdik sıfatlarıdır. Bazılar uzun suratını rical suratında suratını özgertirip rical olmak zorundaydı. Suratten ricallik çıkmaydı hiç kaçan. Ricallik bu sıfatlardan şahsi şahsiyet sıfatlardan hasıl bulun. Ricallik bu şahsiyettir. Yetük şahsiyet. O ayalda hem buluşu mümkün, erkekte hem buluşu mümkün. Ayalda hem bulması mümkün, erkekte hem bulması mümkün. Erkek cinsi erkek olup rical bulmaydı. Ayal cinsi ayal olup rical buluşu mümkün. Şunun için Rabiatul Adaviyyanı Sofallah yer erenler koydular tacur rical ad degen. Rabiatul Adaviyyanı erenler ricaller tacur rical deyip namlaştı. Yani ricaller ricallerini tacur deyip namladı Rabia'ya Adaviyyanı ayal kişini. Çünkü o şahsiyetten, amelden, sıfetten hasıl buladı. Yani şu ricallik sıfetleri o ahlak bilen, amel bilen hasıl buladı. Bu yerde uşanı Allah Teala vasf kılıyordu ki ricalun la tulhihim ticara. Onlarını ticaret çalgıtmaydı. Aldı satı çalgıtmaydı. Nimeden? Allah'ın zikrinden. Zikirden murat nime? Allah subhanahu ve ta'ala talep kılgen vacibatlar, müstehabler ve onu isleş. Kalbile. Şunu indik namaz ne ada kılış zekatını uteşten çalgıtmaydı. Demek namazını uteş zekatını berişten çalgıtmaydıdan acilatı betiyatını zikirini. Bu iki kıl düşünülüşü mümkün. Aslı namaz bilen zekat ham zikirini içiye girerdi. Fakat umumdan ki takil üçün hasaten onlarını zikir koyuyordu. Yani ayet eski mesela
mehmonlarga yaxshi qaragan. Domlaga qaradingmi? Domlaga qarab qo'ydingmi? Oqsoqolga chipolonchi deb qo'yasan, mehmonlarga yaxshi qaragan, hammasiga yaxshi qaragan. Lekin xoslab qo'yasiz domla bilan oqsoqolni, mahalladan oqsoqolni. Alohida qarash uchun. Ular ham mehmon. Birinchi gapingiz ichiga kiradi u ham. Lekin ta'kid uchun mehmonlarga yaxshi qaragan, domla bilan oqsoqolga xushyor bo'l deb qo'yasiz. Mana shunaqa buni nima deymiz biz umumdan keyin xusus keltirish ta'kid uchun deyiladi. Zikrni ichiga kiradi namoz bilan zakot. Ammo ta'kid uchun ajratiladiki, xususan Allohning zikridan chalg'imaydi. Xossatan namoz bilan zakotda degan bo'ladi. Yo'inki al-atfu yaqtadi al-mughayara degan gap bor. Atf bir so'zni ikkinchi so'zga, bir gapni ikkinchi gapga atf qilsa, demak ikkalasi boshqa-boshqa degan. Demak zikrdan murod namoz bilan zakotdan boshqa narsa, ya'ni boshqa zikrlar. Demak qalb zikri, til zikri, doimiy Alloh taoloni eslab yurish, ma'rifat va hokazolardan ham chalg'itmaydi degan bo'ladi. Endi shu yerda la tulhihim deyapti, chalg'itmaydi deyapti. Chalg'itmaydi. Ilha lahu da olingan. Lahu kishini chalg'itish, beparvo qoldirish. Namozdan, zikrdan beparvo qilolmaydi. Bu nima degani? Namozdagi xususiga ta'sir qilmaydi degan. Men yaxshi ibodatli yuruvdim. Do'konga chiqqanimdan beri xusu yaxshi emas namozda deyaptimi? Urijonlardan emas. Namozni tark qilsa-yu, umuman o'zi musulmonlarning safida bo'lish qiyin. Musulmon sanaladi, musulmonman desa agar. Da'vosi bo'lsa qabul qilinadi. Ammo chin mu'min bo'lmaydi u. Bir yo'li tark qilsa. Ammo namozdagi va zakotdagi va yoki zikrdagi holati o'zgarsa, chalg'isa shundan. Shu ham rijol emas. Rijollarni chalg'itmaydi u. Shuning uchun agar siz Ramazonda zo'r yursangiz u, Ramazonda tirishlik chekaga chiqarib qo'ygansiz, savdon chekaga chiqarib qo'ygansiz, xatmidasiz, kunduz ro'zasiz, yaxshi yuribsiz. Ibodatda qalbingiz xotirjam. Lekin keyin tirishlikka kirdingiz, chalg'ib ketib qolib, oldingi ibodatdagi holatingizni yo'qotdingiz. Qur'ondan vazifangiz bor edi, tugadi, qoldi u. Namozni juda xotirjam o'qirdingiz, apil-tapil o'qib ketadigan bo'ldingiz. Sunnatlarni nafllarda o'qirdingiz, farzni o'qiblar chiqib ketadigan bo'ldingiz. Tasbihlarni, duolarni xotirjam qilardingiz, zikrlarni shularni qo'yib, farz bilan kifoyalanadigan bo'lyapsiz. O'sha farzda ham oldingi halovatlari yo'q. Demak, sizni chalg'itayapti. Hali to'xtatgani yo'q. Oyatda chalg'itayapti deyapti. Hali to'xtatmadi, chalg'itayapti. Demak, chalg'itayaptimi? Demak, rijollardan emas u. Shuningdek, bu yerda tijorat va bay chalg'itmaydi degandan nima tushuniladi? Ularni tijorati va bayi bo'ladi degan. Tushundingizmi? Rijollarni tijorati bayi bo'ladi, ishi bo'ladi ular. Haqiqiy rijol ishlaydi u. Ammo o'sha ish uni chalg'itmaydi. U mansabda o'tiradi. U oddiy ishchi bo'ladi. U savdogar bo'ladi. U kerak bo'lsa katta boy bo'ladi, milliarder bo'ladi. U mayli programmist bo'lsin. Mayli do'konchi bo'lsin. Mayli iqtisodchi bo'lsin. Mayli kasb bo'lsin. Kim bo'lsa bo'lsin. U kasb qiladi u. Ya'ni rijalul latulihim tijoratun degani tijoratni tijorat va bay ularni chalg'itmaydi degani nima degani? Tijorat va bay albatta bo'ladi degani. Chunki rijalul la yakunu ma'hum tijoratun emas. Shunday bir rijollarki ularda tijorat bo'lmaydi emas. Yo'q, tijorat bo'ladi ular. Ularda bay bo'ladi, ularda kasb bo'ladi. Ammo o'sha kasb ularni Allohning zikridan chalg'itmaydi. O'shalar rijol bo'ladi. Kimiki tark qilsa tijorat bayni, u ham rijollikni kamoliga yetkaza olmaydi. Demak, ana shu kishilarni Alloh taolo maqtaydi va o'shalar masjidni obod qiladi deydi. Meni uyimni obod qiladiganlar o'shalar deydi. Nimaga ular shunday bo'ladi? Nimaga ularni chalg'itmaydi tijorat? Nimaga chalg'itmaydi? Yahofuna yawman qiyomatdan qo'rqishadi. Agar mana shu qo'rquv bo'lmasa, tijorat bilan baysiz chalg'itadi. Biz nima uchun chalg'itadi? Qalbimizdan oxirat o'yi ketib qolgan uchun. Dunyoni o'ziga berilib ketib qolamiz. Lazzatlarga o'sha masalan, meni pulim 10 ming edi, 20 ming bo'lishi lazzat beradi. Lazzat deganda faqat shahvatni tushunmang, jinsiy shahvatni. U ham lazzat, yemoqdagi lazzat ham lazzat, uyingiz bir qarich baland bo'lishidan mazza qilishingiz ham lazzat. Yoki pulingiz bir hissa ko'p bo'lishdagi palonchinikidan ko'ra ko'proq his qilishingiz ham nafsiy lazzat bo'ladi. Ana shu narsalarga berilish
Mana şu insanlar dersleri. A kişi bu mesela ne için kısıntılışıyım ticaretini? O adam dünyanın abad kılış için Allah buyurgendik. Ve kişilerine haklarını ada kılış için. Ferzendiniz bulsa hakkını ada kılışınız gerek. Atiz bulsa hakkını ada kılışınız gerek. Çünkü Resulullah dediler ki atasını hizmetle getirirken bulsa, anasını hizmetle getirirken bulsa pisebilirli Allah'ın yoludaki o. Ben şu mehneti pisebilirli mehnet. Sizler öyleyken Hazretteki mehnet bilen tenş. Pisebilirli dediler. Bana bu İslami dünya karış. Ama bari nesane dünya deyip biliş. Baylıkke mehir koyuş. Onu kızganış. Onu bay buluş için tapış. Pulunu pulunu köplüğünü kıskılış için tapış. Bu nesneler İslam'dan min çakırımlarındaki Müslüman kişiye begane nesneler. Bu düşünceler gayri dinlerden ya da dinsizlerden kirgen. Kimi ki özü Müslüman olsa ham dünya karışı, meneşi olsa dünya karışı na Müslüman olur. Ben köp eytemen, biz köpünce zahırda Müslüman sınmamız o. Aslı Müslümançılığını yukatıp koygen bulamız. Deyip eytemen, bazı da meneşi manalar yaşarın dedi o şimdi. Yani dünya karışımız, dünyaya karışımız, dünya nimetlerine nezarımız kan değil. Ahiretke bağlanan karış mı? Ya ki ahiretten üzülgen karış mı? Ahiretten üzülgen karış olsa ve bil ahireti, ahiretke bugün imanı bize faydası yok diyen. Ahiretke bugün imanımız semeri vermeyip diye. Ahiretke bağlanan dünya karış olsa ana şu, mana şu, mana şundik ricallarına karışım oluyordu bu şey. Onların bu karışka okuyorken ne mi? Ahiretini uylaş. Neden için onlar şimdi kıladılar deyseken liyeciziyahumullah. Allah Ta'ala onlarca mükafatını tuğla kılıp verip yine ziyade kılıp verişi için innallaha yarzuku men yeşehu bi gayri hisab. Fazladan ziyade kıladı. Hısapsız verirdi onlarca. Dünyadaki siz topyekeniz hısaplı buladı. Onların dünyada topyekeniz hem rahatlı buladı. Ahiretteki acrı hem bir hısap buladı. Şimdi kişi bana şimdi bana şu ricallarda demek İkide katta hakikat yüzeye geldi. Birincisi Allah'a bendelik. Ubudiyet hasıl buladı, ibadet hasıl buladı bendelik. İkincisi Allah Ta'ala bendelerini, insanların yerini abad kılışke ve yerde imtihandan uçuşke yuvargen yerini abad kılıp ondan imtihandan uçurlar. Bana şu ikide vazife celal edemeyin. Şimdi bana şu sıfat bu meseci yani ahiretke bağlanmagen dünya karış bu seçi onda insanlar şu birbirinin göçünü yiyip yaşaydı. Daim bugün de tarihteki uğruşlarını okuyun. 90-95 payızı şu. Bravo'nu mağlığı göz araştırıştan kep çıkan. Olas. Senin yerine benim yerim boladı. Senin hatini benim hatinim boladı. Senin malin benim malim boladı. Menge boladı senin mülkine. Degen isteyden kep çıkardı tecavüzkarlık. Hem uğruş cence şundan çıkıyor. Birinci cihan uğruşu yem şu. İkinci cihan hem şu. Onu alnımcısı yem. Kengisi hem şu. İlla fisebilillah bugün bazı fethler genden üstesinde. Galiba bana şuna kabul edin. Allah Ta'ala yeryüzünde adaletini istegeni için, bendelerge yaşlılığını istegeni için, insaniyetke revnakını istegeni için, onlarge bana şu nizamı koygen, ricallarının nizamını koygen. Eğer kişiler şu ricallarının nizamını alsa, yani dünya nimetleri bilen şugullenedi, onlardan hacetige yereşe aledi. Ve onlarda kişilerin haklarını ada kılış için kıladı o işini. Onlar bilen. Bana bu kişiler dünyanın fakat ezgulike dolduradılar, nimetke çömdürediler. Özleri hem rahat tutadılar, başkalarına hem rahat bahşetediler. Aksinçe ki, talaşıp özü hem kuna buladı. Ahir özüge hem nasip kılmaydı. Başkanı hem yulup burnunu kanadı. Neticede yeryüzünde zulüm, adaletsizlik yavcalar. Bana şu hazır gibi biz hazırmaz, bütün tarihte, insaniyet tarihte. Hayırda siz adaletsizliğini, zulümünü görseniz, hayırda tecavüzünü, yavuzluğunu görseniz, bilin ki dünyanın muhabbetine hep çıkan bu. Ahiretine muhabbetten fakat ezgülük gelin. Ahiretine muhabbeti yine kayıtıp kayıtıp etmemiz. Dünyanın harabesiz abad kılın. Harabliksiz, tecavüzsüz, zulümsüz abad kılın. Ama dünya muhabbetine kurulgen dünya karış olsa, dünyanın görünüşte, surette abad kıladı ama asla harap kıladı. Çünkü biz yine bir de düşünceni ajratışımız gerek. Medeniyet, temeddün var. Hazara diyemiz. Terakkiyat var, maddi terakkiyat. Maddi terakkiyat bu
kolaylıklarını hasıl kılıçtan ibadet. Arabada yürüdünüz, maşinaya çıktınız, maşininizi aynasını kol bulan açardınız, kinopka bulan açardınız, oldu. Kol bulan kuplardınız, kinopka bulan kuplardınız, oldu. Üyünüzde derzeni açıp soğutardınız, kendisini koyup soğutardınız, oldunuz. Alav yakardınız, ayağınızı aslından elektrik isteyebdi. Terakkiyat bu. Üyünüz bir kabartlı gibi olardı, üç kabartlı gibi oldu, beş kabartlı gibi, on kabartlı gibi oldu. Divarınız suvakıdı, renkli oldu. Bana bunlar maddi terakkiyat. Kiyiminiz rengi çıralı oldu aldığından göre. Bunlar maddi terakkiyat, bunlar bakt vermeydi. Kulaylık verirdi. Kulaylık bilen bakt farkı var. Bunlar kulaylık verirdi halas. Ama temeddün mü? Medeniyet. Yok ki hazara temeddün mü? Temeddün bu insani âli cenablikinin osuşu. İnsaniyet, insaniliknin, ademiliknin ısışı, kemalı, temeddün değil. O ne de görünedi? Ata, ferzendiye şefkatli bunu. Ferzend, atasını keksiyegende kariyerle yükleşip kimiydi? Yatvarlı hizmet mi kıladı? Ata, yaşlıgide balasını öpüp pöpölegen bulsa, kariyerinde balası onu öpüp pöpöledi. Bu insanilik, ademilik şu. Ayol, ayol tarzı da izazlanan. Büyüm tarzı demez. Ya ki şehvet kandırıcı vasıta sıfatı demez. Erkek, erkek sıfatı da aile rehberi, murabbi sıfatı da izazlanadı. Bankamat sıfatı demez. Pulu bugün üçünmez. Bakkanı üçünmez fakat yani. Üyü üçün erkilinmeydi. Ya ki pulu üçün. Belki o erkek sıfatı da izazlanır. Cemiyet. Ustaz, ilim egesi köklere kurtarılırdı. Talip yardımcı alınırdı. Nagiran şefkatçi alınırdı. Padişah adaletli olurdu. Halk itaatli olurdu. Bana bunu temeddün deydi. Kişiler arkasından yükleyken neyse harbde. Onlar temeddününü ama yaptı. Terakkiyatını alışı yaptı. Temeddününü hem alışı yaptı bazen buzucayını. Bu temeddünmez. Onlar temeddün de beteyken neyse. Ayol kişinin yeçinişi, erkeğe erkeğe nikahlaş. Bu tenezzül bu. Temeddünmez. Terakkiyatını görüp hemen bulup tenezzülünü alışı yaptı. Temeddünü var. Adaletli cihetleri var. İnsanın insan sıfatı da ikram kılış, birbirinin hakkını yemezlik. Bana bu sıfatlar var. Onlar da temeddünlü görünüşler. Onlar da alışmaydı. Terakkiyatını alışı yaptı bazı adamlar ve tenezzülünü alışı yaptı. Temeddünüden faydalanışma yaptı. O şey temeddün, onlardaki temeddün. Aslı İslam'da. İngiliz kanunçiliği, haz dünyadaki en yetekçi kanunçiliği. Neme esasıdır ruvajdan geldi siz? Kur'an-ı Kerim'de kıst, adalet mizanı bilen ruvajdan geldi. Halas. Kur'an'dan adaletini alıyor. Adalet meyarlarını alıyor. Oradan geldi. O şeyini koyuyor. Tatbik kıyanın miktarı da yetekçilik geliyor. Lekin yoniga nafs qo'shilgani uchun va insonning aqli to'la kamolni qamray olmagani uchun boshqa jihatdan adashishgan ular. O'shani jinsiy tarbiya ma'nosida yoki yana boshqa ba'zi bir huquqlarda adashishgan o'sha jihatdan tanazzulga ketishyapti. O'sha jihatdan yemiriladi. O'sha jihatdan halokatga boradi aniq. Lekin liyaquman nasu bil qist Qur'oni Karimda Alloh payg'ambarlarini qistni adolatni kishilar o'rnatishi uchun yuborganmiz deydi. O'shani O'sha mabda shu dunyo shu ya'ni shu asosni olib turib qancha rivoj topgan qaysi mamlakatlar. Mana buni tamaddun deydi. Agar kishilar rijollarning sifatini olsa, haqiqiy mu'minlarning, musulmonlarning sifatini olsa, agar ular dunyoni ham moddiy taraqqiyot bilan obod qiladilar, ham ma'naviy yuksaladilar. Ana shu sodir bo'lgan tarixda. Ana shu sodir bo'lgan bizni tariximizda ham islom tarixida xususan ashabi kiromlarni davrlari ulardan keyingi davrlarda ana shu taraqqiyot hosil bo'lgan ikki jihatdan. Alloh subhanahu va taolo bandalarga iroda qilgan yaxshilik shu kim qancha uni o'zida mujassam qilsa, qaysi jamiyat, qaysi yurt, qaysi xalq o'zida shuncha qanchalik buni joriy qilsa, ular shunchalik saodatga yetadilar dunyoda ham, oxiratda ham inshaalloh. Saadet kuşadılar. Demek ictihad uke fî mevdu minelek.
senga kafolati berilgan narsada tirishib va taqsiruka fi ma tuliba mink, sendan talab qilingan narsada taqsirga, kamchilikka yo'l qo'yishing dalilun ala intibasil basirati mink, seni qalbingni ko'zini parda bosganining alomatidir dedilar. Biz bu alomatni bilgandan keyin nima qilishimiz kerak? Qalb ko'zini ochishga urinishimiz kerak. U nima bilan bo'ladi? U aqidani to'g'rilash, zikrni ko'paytirish va qalbni Allohga bog'lash sabablar bilan odobiga yarasha muvofiq, odobiga muvofiq tarzda taomil qilish va Allohga uning rububiyatiga yarasha bandalik qilish bilan bo'ladi. Bu albatta ilm va ma'rifat bilan va katta bir mehnat bilan hosil qilinadi. Kimki o'zida hosil qilsa, o'zida saodat topadi va atrofiga ham saodat baxsh etadi inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo o'zi bizga ana shu baxtni nasib aylasin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi robbil alamin.